Şu an sanırım ekrana geldi yansı. Evet, geldi hocam. Evet, bugün sizlere Göksel Hanım da bahsettiği gibi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Gürbüz Hocaoğlu Bey ile birlikte gümrükleme akışı ve süreç analizi temalı bir eğitim webinar düzenleyeceğiz. Üç aşamalı, üç kademeli olacak. Operasyon bölümünü Gürbüz Bey sizlere aktarıyor olacak. Ben burada mevzuatsal konularda daha çok eğitim veriyor olacağım. Evet, öncelikle kendimden biraz bahsetmek gerekirse, 2012 yılında küçük bir başlangıç yaparak ihracat operasyonda başladım mesleğe. 2013 yılında yeni fırsatlar, yeni arayışlar içerisindeydim. Antrepo denetmenliği kısmına geçtim. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dediğimiz kısma. Sonrasında 2014 ve 2018 yıllarında artık 2014 yılında gümrük müşavir yardımcılığı, 2018 yılında da gümrük müşaviri olmaya hak kazandım. Türkiye'de derece yaparak. 6 tane kitabım var. 6.'sı şu an halihazırda basılıyor. Dış ticaretle ilgili gümrük sınavlarına, görevli yükselme sınavlarına hazırlanan arkadaşların yararlanabileceği. Bunun haricinde mevzuatla ilgili olarak mevzuat derlediğim, bütün mevzuatları konularına göre derlediğim bir e-dijital mevzuat kitabımız var. Bizim kendi sitemizden, Ünsübet Gümrük Müşavirliği sitesinden bunu ücretsiz indirebiliyorsunuz. 2020 yılında Ünsübet Gümrük Müşavirliği ile tanıştım. Orada gümrük müşaviri, şirket ortağı ve ithalat grup müdürü olarak İzmir'de işe başladım. 2022 yılında kendimi başka bir maceranın içerisinde buldum. Ankara Bölge Müdürlüğü'ne aynı pozisyonda ithalat grup müdürü olarak atandım. Tabii serüven halen devam ediyor. Dediğim gibi sunumumuzda 2-3 tane bölüm altında işleyeceğiz. Temel gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat operasyon süreçleri, diğer mevzuat ve teknik bilgiler. Öncelikle tabii konuya girmeden önce bizim Türk halkı olarak bilmediğimizden kaynaklı olarak bilmemizde herkes de bilmesi gerekmiyor. Gümrük nedir? Gümrük dediğimizde hepimizin aklına şöyle bir şey geliyor. Gümrük sınırdaki bir yer. Sınır bölgelerimizde olan bir yer olarak hep düşünüyoruz. Ben de çok önceleri böyle düşünüyordum ama sonradan işin içine girince artık öğrendim ki aslında gümrük öyle bir şey değilmiş. Gümrük, bir ülkede gümrük işlemleriyle gümrük vergilerini düzenleyen bir mevzuat. Bu mevzuatı uygulayan idare. Bu idarenin görev yaptığı alan ve binalardan oluşan bir yapıymış. Tabii bu bizim ülkemizde diğer ülkeler açısından farklılıklar arz ediyor. Ama biz tabii ki de kendi ülkemizdeki öncelikle sürecin nasıl yönetildiğini öncelikle öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii dış ticaret alanında iştigal ettiğinizde, kendinizi geliştirmek istediğinizde bizim ülkemizde böyle ama İngiltere'de daha farklı uygulanıyormuş veya uygulamaların çok farklı olduğunu işte o zaman görmeye başlayabiliyoruz. Peki bu gümrük bölgesi diye bir kavram var. Bu da gümrük kanunumuzda tanımlanmış. Burada gümrük bölgesinin kapsamından bahsedilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularını, iç sularını, hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına verilen isim Türkiye Gümrük Bölgesi'ni ifade etmekte. Yani iç sularımız, hava sahamız da aslında bir nevi gümrük bölgesi. Tabi bunların yanında da baktığınızda bir gümrük dediğinizde gümrük mevzuatı da karşımıza çıkıyor. Ama bu mevzuatın öncelikle ne olduğunu, mevzuat kavramı ne demek? Buna bakmak lazım buradaki. Gümrük sistemi göz önüne alındığında gümrüklerin ve gümrükleme işlemleriyle ilgili yasal düzenlemelerin bütününü gümrük mevzuatı olarak ifade etmek mümkün ki zaten biraz sonra sunumun ilerleyen aşamalarında sizlere hangi gümrük mevzuatlarını bilmeliyiz, hangilerine dikkat etmeliyiz, işlemlerimizde hangileriyle karşılaşacağımızı sizlere
sizlere ifade etmeye çalışacağız. Bir ülkeye çıkan, giren, kanunların tanıdığı istisnalar dışında kalan mal ve eşyadan, sınırlarda, istasyonlarda, hava ve deniz limanlarında alınan vergi ve resimler, işte gümrük dediğimizde içine gerçekten çok büyük bir kavram. Yani birçok şeye giriyor. Yani bunu aslında bir nevi baktığınızda gümrük vergisi de diyebiliyorsunuz. Ama gümrük kanunu içine girdiğinizde ithalat vergileri olarak tanımlanmış. Yani kavramlar kanunlara göre, yapılan mevzuatsal düzenlemelere göre hep değişiklik arz ediyor. Onun için zaten düzenlenen mevzuatlarda, kanunlarda, uluslararası anlaşmalarda biz kavramları yani tanımları öncelikle öğrenmeye çalışırız. Bizim için çok önem arz eder. Gümrük mevzuatı olarak baktığınızda uluslararası hukukun iç hukuka bir yansıması. Neden böyle? Biz hepimizin bildiği gibi gümrük birliği anlaşmamız var. Biz gümrük birliği anlaşmasıyla Avrupa Birliği'nin kabul ettiği birçok şeyi aslında kabul etmiş olduk. En özel olarak tanımlayabileceğimiz de serbest dolaşım esasını kabul etmiş olduk ki bunu da kanıtlayan A.TR dolaşım belgesi, ATR dolaşım belgesi dediğimiz eşyaların serbest dolaşımda olduğunu, gümrük vergisi ödenmemesi gerektiğini sağlayan bir belge biliyorsunuz. Bunları kabul etmiş olduk. Tabii bunun bir sürü yansıması var. Aslında burada bunlardan da biraz bahsetmek gerekiyor. Her ülke kendi lehine kural koymak istemekte ki yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Birçok düzenlemeler getiriliyor ilave gümrük vergileri. Tabii bunların hepsi Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yaptığımız anlaşmadaki bizlerin sözleşmedeki sınırlara uyarak yaptığımız şeyler. O sözleşmelerdeki sınırları da aslında aşamıyoruz. Oraya aykırı bir şey yapamıyoruz. Tek taraflı konularda kurallar dış ticaret olumsuz etkiliyor. Bunlar da tabii ithalatı kısıyor, ihracatı azaltıyor. Ülkelerin ortak koyduğu kurallar uluslararası ticareti de tabii ki de arttırıyor ki zaten söylediğim şey de oydu. Gümrük Birliği Avrupa ile yaptığımız bizim ticareti daha da arttırmakta. Serbest ticaret anlaşmaları da buna bir örnek olarak gösterilebilir. Gümrük işlemleri mevzuatındaki diğer şeylere baktığımızda işte hani niçin bunlar var? Bunlar niçin kullanılıyor? Hangi amaçlarla kullanılıyor dediğimizde her ülkede dış ticaret bir kurallar zinciri ve denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. Şimdi biz bakıyoruz ülkemizde bir sürü kural var işlemleri yapmak için. Bu kuralların hepsine uyduğumuzda işlemlerimiz sorunsuz yürüyüp bitiyor ama bu kurallara uymadığımızda karşı karşıya kalabileceğimiz bir sürü sorun, problem karşımıza çıkıyor. Tabii bunların da cezaları da olabiliyor. Onlardan da gerçi bahsedeceğiz burada. Peki gümrük sadece bunlarla mı ilgileniyor? Yani gümrük vergisi, sadece gümrük vergisi almak için mi var? Gümrük kanunu veyahut bunun gibi kanunlar, 474 sayılı kanun, bu tarife cetvelleri bunlar için mi? Hayır. Sadece bunun için yok. Dış ticaret üzerindeki denetimin amacı, bu gümrük vergileri, ülke ekonomisini geliştirmek, yönlendirmek için, canlı hayvanların, bitkilerinin sağlıklarının korunması için, iç ve dış güvenliğin sağlanması için, dış politikanın dengesinin sağlanması için, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi için, Türk ihraç ürünlerin yurt dışında güveni sarsmaması amaçlayan kararlar, bunun gibi birçok uygulamaya da bakıyor aslında. Hatta bununla ilgili de şöyle kanunda bir madde var. Diyor ki işte kamu sağlığı, insan sağlığı gibi ve benzeri nedenlerle bu kısıtlamalar, kurallar konulmuş. Sadece amaç vergi almak, devletin vergi gelirlerini arttırmak olarak konulmamış. Peki hangi mevzuatlardan yararlanıyoruz? Hangi mevzuatları bilmeliyiz? Dış ticaretle ilgilendiğimizde. Tabii bu kapsamda baktığınızda da tabii uygulamaya yönelik olan mevzuat düzenlemeleri var. Bir de vergiye düzenlemeleri var. 4458 sayılı gümrük kanunu aslında bir vergi kanunu değil. Bir özel kanun. Aslında bir uygulama kanunu.
Ama 474 sayılı gümrük giriş tarife cetveli hakkında bir kanun var ki ithalat rejim kararı, yani gümrük vergilerinin her sene belirlendiği bir kanun. Bu kanun gümrük vergilerini düzenliyor. Yani ithalat vergilerini düzenliyor. Bu işte bir vergi kanunu. Ki zaten anayasamızdaki maddede de yazdığı gibi vergi kanunla koyulur, kanunla kaldırılır. Gümrük kanununa dayanarak çıkarılmış gümrük yönetmeliği, bu da düzenlenmiş olan gümrük kanunundaki hükümleri daha da açıp uygulamaya nasıl yapılabileceği, uygulamaların nasıl olabileceği anlatılmış. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu. Bu da gümrük kanunun ötesinde kaçakçılık fiillerini ve buna uygulanacak cezaları düzenlemiş, nitelikli halleri düzenlemiş. Oradaki fiiller kaçakçılık suçunun ne olduğunu tanımlamış. Tasfiye tüzüğü, yönetmelikler, kanun yönetmelik bazı maddeler uygulama usul ve esasların belirlendiği bakanlar kurulu kararları ki çok karşılaşıyoruz. Tebliğler, genelgeler, tasarruf yazıları. Şöyle bir baktığınızda aslında bunların bir hiyerarşik yapısının olduğunu göreceksiniz. Bir piramit düşünün. Piramidin en üstünde uluslararası anlaşmalar var. Anayasa var sonra. Sonra kanunlar var. Kanun hükmünde kararnameler var. Yönetmelikler, tebliğler. Tebliğlerin altında genelgeler. Genelgelerin altında tasarruflu yazılar. Onun altında da işte müdürlük emirleri gibi 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 gidiyor. Ama böyle bir hiyerarşi var. Yani onların da kendi içerisinde bir hiyerarşisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle baktığınızda kanuna dayanarak çıkarılmış bir düzenleme ona aykırı, kanuna aykırı olmaması gerekiyor. Ki böyle bir şey olduğunda da başvurup bunun değiştirilmesini talep etme hakkınız var. Bunun yanında bir de tabii sadece uygulamaya yönelik dedik. Bir de bunların tahsiline ilişkin veya ödemelere ilişkin düzenlemeler yapılmış. Kambiyo mevzuatı gibi. İşte ammalacakların tahsil usulü hakkında kanun gibi. Onun yanında alınması gereken ithalattaki izinlerle ilişkin düzenlemeler. Bunların hepsi bizim ithalatta, ihracatta karşımıza çıkan mevzuat düzenlemeleri ve hepsini de en azından kendi işimizle ilgili olan kısımlarını kendi ticaret yaptığımız eşya grubuna ilişkin mevzuat düzenlemelerini bilmekle yükümlüyüz. Peki kimler ithalat yapabilir? Bu kadar her şeyi biliyoruz. Her şeyi öğrendik. Kimler ithalat yapabilir? Bunu da 474 sayılı kanuna dayanak olarak kanundan çıkarılmış ithalat rejim kararına göre 3350 sayılı burada belirlemiş. Demiş ki vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir. Bir de demiş yürürlükteki mevzuat hükümleri ise de hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithal işlemleri yürütebilir. Bunlar neler olabilir? Dernekler mesela. Yani gerçek bir kişi değil, tüzel bir kişi değil ama hukuki bir tasarruf yapma yetkisi tanınmış bir kişiler ortaklığı olarak karşımıza çıkıyor. Peki illaki vergi numarası olma şartın mı var? Vergi numarası olmadan ithalat yapabilir miyim dediğinizde buna da bir istisna getirmiş ama tabii istisnaları da göreceksiniz şimdi. Çok kısa, kısıtlı. Özel anlaşmalara dayanan ithalatta çok karşılaştığımız bir şey değil. Kitap ve diğer yayınların ithalatında, ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde kullanıcı eşyaların getirilmesindeki çoğunlukla onlar geçici ithalat kapsamında getirilmekte. Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışına izin verilen malların ithalatında ki zaten bunlar ikisi birleştirilmiş şekilde vergi numarası olmadan da ithalat yapabiliyormuşuz bu gibi işlemlerde. Ama çoğunlukla biz bunlarla değil, vergi numarasına sahip gerçek güzel kişiler ile derneklerin ithalatlarıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Gümrük nedir? Konuştuk. Gümrük neyle ilgileniyor? Konuştuk. Mevzuatlar nelermiş? Bunlardan biraz bahsetmeye çalıştık. Tabii bunların derinlemesine içine indiğimizde çok detaylar, çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Ama hepsini tabii burada sizlere bahsetmemiz gerçekten bu kadar kısa bir zamanda mümkün değil.
Ama elimizden geldiğince bunu anlatmaya da çalışacağız. Peki gümrük idaresi ne demek? Bu da 4458 sayılı gümrük kanununda tanımlar kısmında tanımlanmış. Bizim işlemleri hali hazırda gidip gümrük ile yaptığımız yerler aslında. Gümrük müdürlükleri mesela. Taşra teşkilatı ve merkez teşkilatından oluşan hiyerarşik yönetim birimlerinin tanımı aslında gümrük idaresi diye geçmekte. Kanunda çoğunlukla gümrük idaresi tanımıyla karşı karşıya kalırsınız. Ancak yönetmelik ve tebliğlerde artık o gümrük idaresinin hangi idare olduğundan bahseder size. Gümrük müdürlüğü der, bölge müdürlüğü der, gümrükler genel müdürlüğü, ithalat genel müdürlüğü gibi artık başka kavramlar görmeye başlarsınız. Yani kanunda hiyerarşik ve taşra teşkilatını bir bütün halinde değerlendirilmiş, uygulama yönelik kısmını artık yönetmelik ve tebliğlerde görebiliyorsunuz. Peki gümrüğün amaçları nelerdir? Biraz bahsetmiştik, biraz da burada bahsedelim. Devletin hazinesine gelir sağlamak. Tamam, gelir sağlıyor ama tek başına bu etken yok. Yerli sanayi dış rekabetten korumak. Biliyorsunuz anti-dumping vergileri getiriliyor. Bunların hepsinin amacı yerli üreticiyi korumak, yerli sanayiciyi korumak. Ülkeye giren ve çıkan malları kontrol altında tutmak. Buradaki kontrol altında tutmaktan kasıt bütün mallarımız satılıyor. Bu mallar nereye gidiyor tarzında bir kontrolden bahsedilmiyor. Aslında burada birçok şeyden bahsediliyor. İşte yasak bir eşyanın gönderilmesinin engellenmesi, kültür tabiat varlıklarının kaçak yollardan gönderilmesinin engellenmesi, ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak ülkemize gerekli olan ham madde veya mamullerin gönderilmesinin izlenmesi gibi gibi birçok şey karşımıza çıkabilir. Evet, bunun yanında gümrük işlemler hakkında yükümlülükler, genel bir uyarı yapmak gerekirse, dediğimiz gibi biz yaptığımız, en azından yaptığımız iş ve işlemlere ilişkin olan eşyalara ilişkin mevzuat düzenlemeleriyle ilgili olarak bilgi sahibi olmamız kesinlikle gerekiyor. Çünkü bu bir risk. O yaptığımız işlemle ilgili karşımıza çıkabilecek sorunları, gümrüklerde yaşayabileceğimiz problemleri önceden tahmin edemediğimiz aşamada belki de sonrasında telafisi mümkün olmayan birçok sonuçla karşı karşıya kalmamız mümkün. Burada ne yapmamız lazım? En azından dediğim gibi işlem yaptığımız iş ve işlemlerde eşyalara ilişkin olarak bilgileri elimizde bulundurmamız. 4450 sayılı gümrük kanununa dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmeliklere uymalıyız. Gümrük idarelerinin yapacak özetim ve denetlemelere tabi olduğumuzu bilerek bütün kayıtlarımızı, bütün işlemlerimizi buna göre yürütmeliyiz. Tahsil edeceği idarelerin vergi, resim, harç ücretlerini ödemek ve bunlar için teminat isterilen bir husus ise teminatı vermekle yükümlü olduğumuzu bilmeliyiz. Bu işlemlerden müteselsil bir sorumluluğumuzun olduğunu bilmeliyiz. Müteselsil sorumluluk burada şöyle olarak ifade edilmiş, zincirleme bir sorumluluk. Bir de bunun müştereken sorumluluğu var. Müştereken, müteselsilen sorumluluk ne dediğimizde zincirleme sorumlulukta siz bir vergiyi ödemediğinizde sizin bir ortağınızın bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu, aynı şekilde gümrük müşavirliği firmanızın da aynı şekilde bu vergiyi sizlerden tahsil edemediği, devletin tahsil edemediği aşamalarda ona da gidebileceği. Bunun yanında müştereken sorumlulukta da herkesin aynı vergi kalemini ödemekten sorumlu olduğu. Aynı vergiyi ödemekten sorumlu olmak şu demek, kendi payına düşen oranda ödemekte sorumlu olduğundan bahsediyor. Kasıt usulü aranıp aranmayacağı hususu da çok ince bir detay gerçekten. Çünkü bizim gümrük kanunumuzda düzenlenen cezalara baktığınızda burada bir kasıt unsuru var veya yok bakılmıyor. Neden? Çünkü kabahatler kanununda bizim ceza yazılan bu şeylere, cezaları, idari para cezalarında kabahatlere ilişkin cezalar olarak değerlendirildiği için der ki kabahat taksirle veya kasten işlenebilir der. Demek ki ben bilmeyerek de bilerek de bu kabahati işleyebilirmişim. Ama tabii ki de bunun içerisinde kasıt unsuru yer aldığında
kasıt unsurunun yer aldığı aşamada artık bu iş belki de kaçakçılıkla mücadele kanununun belgede sahteciliğin konusunu oluşturabilir. Ama bilmeyerek yaptığınız bir işlemde kabahatle, sadece kabahatle uygulanacak cezai müeyyidelerle karşılaşacakken kasten yaptığınız bir işlemde bir de diğer mevzuattan kaynaklanan ceza ve sorumluluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Artık işlem kabahat olmaktan çıkabilir. Bunları da biliyor olmak gerekiyor. Evet, bir diğer husus en çok karşımıza çıkan şey, çoğunlukla verdiğim eğitimlerde burayı şöyle anlatmaya çalışıyorum. Önce büyük bir orman düşünün. Sonra ormanı mikrolaştıralım, içerisindeki ağaç çeşitliliğine bakalım diyorum. Aslında bu da bir nevi öyle. Gümrük kanunumuzda gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım diye bir tabir var. Siz ülkeye getirdiğiniz yani ithalatını yapacağınız bir eşyaya ilişkin olarak herhangi bir gümrükçe işlem veya kullanım belirleme hakkına sahipsiniz. Peki bu bahsetmiş olduğum gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar nelerdir? Bir, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması. İki, eşyanın bir serbest bölgeye girmesi. Üç, eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihraç edilmesi. Mahreci iade diyoruz, biliyorsunuz. Dört, eşyanın imha edilmesi. Ben bu eşyayı imha etmek istiyorum diyebilirsiniz. Beş, eşyanın gümrüğe terk edilmesi ki bu eşyayı gümrüğe de terk edebilirsiniz. Peki geri dönecek olursak bizim neredeyse devamlı yaptığımız işlemlerden bahsedecek olursak eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması karşımıza çıkıyor. Peki eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması neler ifade ediyor? Evet, burada baktığımızda eşyanın serbest dolaşıma girişi rejimine tabi tutulması, transit rejimine tabi tutulması, ihracat rejimine tabi tutulması, bir de ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulması. Ekonomik etkili gümrük rejimi demek, Türkiye'ye getirilen eşyanın tabi tutulduğu rejim kapsamında ülkede bir katma değer yaratması demek oluyor. Özellikle mesela çok kullandığımız bir rejim. Bunlardan birisi antrepo rejimi. Eşyayı antrepoya koyuyorum diyorsunuz. Aslında siz ekonomik etkili bir gümrük rejimini kullanmış oluyorsunuz. Dahilde işleme rejimi. Bu da aynı şekilde. Geçici ithalat rejimi. Hariçte işleme rejimi. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi. Bunlar ekonomik etkili rejimlerdir. Ki bir diğer ismiyle ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesidir bunlar bir bölümü. Dört tanesi. Geç hariçte işlemeyi kenara koyarak söylüyorum. Ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesidir. Buradaki şarttan kasıt devlet sizden der ki gümrük şu şu şartları sağla bu rejimden yararlan. Birisi teminat, bazılarında ayniyat, bazılarında alınması gereken izinler, bazılarında bazı değişik şartlar da olabiliyor. Konuya hani rejime göre bu değişebiliyor. Bu şartları sağladığınızda bu rejimlerden de faydalanabiliyorsunuz. Hepsinin ayrı ayrı bir anlam, hepsinin ayrı bir derinliği bulunuyor. Peki gümrük beyanını nasıl yapabiliriz? Ben bir gümrük müşavir olarak biraz espiritüel yaklaşmak istiyorum olaya. Gümrükçünün aşkı nasıl beyan ettiğine bakmak lazım. Bir gümrük müşaviri beyanını güzel yapıyorsa demek aşkını da güzel ifade edebiliyor diye düşünüyorum ben. Her zaman kendim iş ve işlemlerimi yaparken de beyanımızı dört şekilde yapmamız mümkün. Bunlardan birisi normal beyan. Ticari işlemlerde bilgi sistemi üzerinde yapılan bir beyan. Sözlü bir beyan yapabiliyoruz. Ticari olmayan işlemlerde özellikle yolcu salonlarında yapabiliyoruz. Veya serbest bölgeden eşyanın Türkiye'ye girişinde bazı dahilde işleme gibi işlemlerde kullanabildiğimiz. Ticari nitelikte olmayan eşyalara ilişkin beyanlar. Başka bir tasarruf yoluyla beyan var. Bir de özel beyan var. Ayrıcalıklı beyan işte Cumhurbaşkanı, misyon mensupları, kurye, savaş gemileri gibi eşyalara ilişkin olarak yapılan beyan. Burada benim en sevdiğim beyan başka bir tasarruf yoluyla beyan. Belki de diyorsunuz, niye böyle bir şey söyledi? Şundan dolayı başka bir tasarruf yoluyla beyanın
şöyle bir güzel yanı var, şöyle de bir kötü yanı var. Düşünün ki bir havaalanındasınız. Havaalanında önünüzde iki tane yol var. Birisi yeşil bir yol, birisi kırmızı bir yol. Siz elinizde çantanızla yeşil yoldan yürüyüp gidiyorsunuz. Geçtiniz gittiniz. Tam geçtiniz gittiniz kapıdan çıkıyordunuz, gümrük memuru sizi durdurdu. Dedi ki siz yeşil yoldan geçtiniz. Dediniz ki benim gümrüğe tabi eşyam yok dediniz. Sonra dedi ki ben sizin bagajınızı kontrol etmek istiyorum. Bagajınızı açtı ve kontrol etti. Aslında gümrüğe tabi eşyanız olduğu ortaya çıktı. Siz o yeşil yoldan geçerek çıktığınız kapıda aslında şunu yapmış oldunuz. Gümrüğe dediniz ki benim gümrüğe tabi eşyam yok dediniz. Bir çıktı. Aslında bir beyan vermiş oldunuz. Bu beyana ilişkin vergileri ödemiş oldunuz. Ama kırmızı yoldan gitmediğiniz için, bunların hiçbirini yapmadığınız için maalesef ceza ile karşı karşıya kalıyor oldunuz. Çok güzel bir beyan çeşidi. Kırmızı taraftan gidip kendiniz, benim böyle eşyalarım var, bunları beyan etmek istiyorum dediğinizde sözlü bir beyanla işlemlerinizi bitirebiliyordunuz. Ama yeşil yoldan gittiniz, siz belki de orada bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacaksınız. Yoksa zaten gümrüğe tabi eşyanız, geçersiniz, gidersiniz. Bu da bir başka tasarruf yoluyla beyan. Gümrük kontrol hatları var. Bunlar dört tane. Mavi hat, kırmızı hat, sarı hat, bir de yeşil hattımız var. Bunlar neler ifade ediyor? Mavi hat, eşyanın ertelenmiş kontrole tabi tutulduğu hat. Halihazırda eskiden hem ithalat hem de ihracat işlemlerinde kullanılabilen bir hatken, artık sadece ihracat işlemlerinde kullanılan bir hattır. Burada beyannameniz hiçbir şekilde kontrole veyahut yani sarı hatta evrak kontrolü, kırmızı hatta fiziki bir muayene söz konusu ama mavi hatta bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Sadece ihracat işlemleriyle ilgili. Yeşil hat ise eşya belge kontrolüne muayeneye tabi tutulmaz. Ama buradaki özellikli durum ki YS sahibi olmanız lazım bunda da. Hem ihracat hem ithalat işlemlerinde aynı söz konusu. Ama sonradan kontrole tabi tutulabilirsiniz. Raporlar düzenlenmesi gerekiyor. Tabii bunun da mevzuatı çok ayrı bir. Sarı hat, eşyanız beyannameniz sarı hatta işlem görüyorsa sadece evrakların doğruluğu. Yani sizin verdiğiniz beyanname iki evrakların birbiriyle uyumu ve doğru evrakların beyanı kontrol edilir. Buna göre de işlemler sonuçlandırılır. Bir de kırmızı hattımız var. Kendi renginden de belli olacağı gibi sanki biraz daha çok iş yapıyormuş gibi. Kırmızı hat belgelerde kontrol edilir birbirine uyumluluğu. Ayrıca eşya fiziken bulunduğu mahale gidilerek bizzat bakılır, incelenir. Sonrasında eşyanın ilişkin beyannamenin kapanması işlemleri gerçekleştirilir. Evet, gümrük kontrolü nedir? Burada zaten muayeneden bahsetmiştik. Artık gümrük kontrolünden de biraz bahsetmek lazım. Resimde gördüğünüz üzere meleğimiz de gümrük kontrolüne takılmış. Gümrük kontrolü, bu da 4450 sayılı gümrük kanununda tanımlanmış. Aslında şöyle baktığınızda burada yazan her şey eşyanın fiziken bakılmasından bahsediyor. Hani ben gideceğim bunu fiziken bakacağım. Fiziken araçlara bakacağım. Nakil aracına bakacağım. Fiziken kişilerin üzerine arayacağım. Hep bahsedilen şey burada fiziken eşyayı görmek. Belgelerden değil. Eşyaya gideceğim, bakacağım, göreceğim. Ama tabii bunun yanında şöyle de bir şey var. Gümrük kontrolünün içerisinde şunlar da giriyor. Tamam, fiziken eşyanın görünmesi var ama bir de sonradan kontrollerde, ertelenmiş kontrollerde işletmelerin hesaplarının, diğer kayıtlarının incelenmesi, beyanname verileri, elektronik ve yazılı belgelerin varlığının veya gerçekliğinin doğrulanması, bunlar da var işin içerisinde. Sadece
eşyanın fiziken bakılması, bagajların, kişilerin, taşıma araçlarının bakılması olarak da bakmamak lazım. Ve bu kontroller her yerde de yapılabiliyor. Evet, bir diğer husus, eşyanın serbest dolaşıma girişi nasıl mümkün? Bundan bahsetmek lazım. Serbest dolaşıma giriş artık Türkiye içerisinde siz bu eşyayı bir başka kişiye satabilirsiniz veya ürettiğiniz ürün içerisinde kullanabilirsiniz kısmına geliyor olay. Peki eşya nasıl serbest dolaşıma girer? Nasıl olur? Çoğunlukla biz buna ithalat diyoruz ama ithalat tek başına bu kavramın içerisinde barındırmıyor. Daha geniş bir kavram ithalat. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşya ticaret politikası önlemleri uygulandığında, ithal için öngörülen diğer varsa işlemler tamamlandığında ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili yapıldığında serbest dolaşıma girmiş sayılır. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Ticaret politikası önlemi olmayabilir, vergi de olmayabilir. Öngörülen işlemler vardır, bunlar tamamlanmalı. Böyle de bakabilirsiniz. Her zaman üçü bir arada olacak diye bir şey yok. Üçünün de bir arada olduğu işlemlerde olabilir. Peki ticaret politikası önlemler nedir? Bunlar da aynı şekilde itaat rejim kararında bahsedilmiş. Sadece bir tanesinin zaten kanunu var. Diğerleri hep kararnamelerle düzenlenmiş. Gözetim önlemleri, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, ithalat ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemler. Tarifeden de zaten sizlere biraz sonra bahsedeceğim. Buradaki tarife eşyanın gümrük tarifi istatistik pozisyonu değil bu arada. Ondan da bahsedeceğim sizlere zaten. Ama tarife dışı önlemler, vergisel bir önlem değilmiş bakın. Bunlar sadece nasıl söyleyelim? Yani vergisel bir önlem değil. GTİP ile ilgili bir şey değil. Buradaki önlem apayrı. Ben eşyanın gelişini, gidişini izlemek istiyorum. Ülkedeki sanayiciyi korumak istiyorum. Bu eşyanın ülkeye girişini kısıtlıyorum, daha az gelecek. Veya gidişini kısıtlıyorum, daha az gidecek gibi gibi bir sürü uygulamadan bahsediyor. Bir ticaret politikası önlemi de, yani daha doğrusu önlemi değil ama öyle görülüyor. Ki bir bakıma baktığınızda da öyle gibi de görünüyor ama aslında öyle değil bana sorarsanız. İhsas gümrüğü uygulaması var. İhsas gümrüğü uygulaması nedir diye baktığımızda belirlenmiş eşyaların gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük giderlerinden yapılması olarak tanımlanabilir. Peki ne demek bu? Şöyle, halı getiriyorsunuz. Halının ithalat işlemlerini, tabii bunun da bir ayrımı var. Avrupa Birliği menşeli ve İngiltere menşeli olmayan halıların ithalatını sadece ve sadece belirli istisnalar dışında Isparta'dan yapmakla mükellefsiniz. Zaten bir sürü ihtisas uygulamasını görebileceksiniz. Otomatik ihtisas var, tekstil ihtisas var. Değil mi? Bunların hepsini görüyoruz. Mesela benim çok şaşırdığım bir şey var. Hala anlam verebilmiş değilim. Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü'nde, Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde çakmağın ithalatı sadece orada yapılabiliyor. Acaba niye diye düşünüyorum. Öğreneceğim inşallah ben de. Niye öyle? Yani neden orası ihtisas gümrüğü olarak belirlenmiş? Ama tabii işin bir de diğer tarafına baktığımızda bu gümrükler bu iş ve işlemlerle ilgili olarak uzmanlaşmış gümrüklerdir. Yani oradaki personel bu tip eşyaların ithaliyle ilgili yapılması gereken bütün iş ve işlemleri de uzmanlaştığı için birçok şeyde de bize yardımcı oluyor. İşlemler daha kısa sürede tamamlanabilir. Bunun yanında etkin ve doğru denetim yapılabilir. Bunun yanında halı getiriyorsunuz. Normalde birçok gümrük müdürlüğünden işlem yapsaydınız fiyatlarını takip etme şansınız olmayabilirdi ama aynı gümrük idaresinden işlemler yapıldığı için ve aynı ülkelerden gelen işlemlerle ilgili olarak, aynı firmalardan gelen işlemlerle ilgili olarak siz o fiyatları da, düşük kıymet beyanlarını da engellemiş olabilirsiniz. Gibi gibi burada neler var? Kriterler var. Bunları da tabii sağlıyor. Bu yönden de baktığınızda aslında bizim için faydalı.
Evet, istas gümrüğü uygulamaları, tekstil, otomotiv, mobilya ihtisas, çakmak ihtisas, düz cam ihtisas, LPG ihtisas, gübre ihtisas, halı ihtisas, birçok gördüğünüz gibi ihtisas uygulaması var. Çay ihtisas. Sizin ürünlerinizin, özellikle ithalat işlemlerini gerçekleştiren ürünlerle ilgili olarak hangi gümrük idarelerinden işlem yapabileceğiniz bilmeniz, maliyetlerinizi hesaplarken, özellikle navlun, nakliye masraflarını hesaplarken doğru hesaplama yapmanızı da sağlayacaktır. Buna dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. İthalette alınan vergi ve mali yükler nelerdir diye karşımıza baktığımızda, dumping'e karşı vergi, tek ve maktulu vergi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, TRT bandrol ücreti, sübvansiyona karşı telafi edici vergi, aslında ticaret politikası önleminden bahsettim şu an. Telafi edici vergi, telafi edici vergiyle ilgili parantez açıyorum. Şunları bitirdikten sonra ayrıca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tütün fonu, kaynak kullanımı destekleme fonu, değil mi? Devamlı karşımıza çıkıyor. Çevre katkı payı. Evet, antiparantezi kapattıktan sonra telafi edici vergi. Telafi edici vergi ihracatta ödeniyor. Ama telafi edici vergi aslında bir ihracat vergisi değil. Aslında bir ithalat vergisi. Sadece ihracatta ödeniyor. Ki karşımıza ne zaman çıkıyor? Ticaret politikası olarak alınan telafi edici vergi değil bu. Bu dahilde işleme rejimi kapsamında üçüncü ülke menşeli olarak ürettiğiniz ürünlerin içerisinde kullandığınız ham maddenin vergilerinin bir STA kapsamındaki ülkeye, bir Avrupa Birliği ülkesine karşı tarafı muafiyet sağlayacak vergenin düzenlenmesinde Avrupa Birliği örneği üzerinden gidersek, ATR dolaşım belgesi düzenleyerek göndereceğiniz aşamada sizin alınması gereken vergileri ödediğiniz husus. İşte bu telafi edici vergi. Ama burada da şöyle bir şey var. Çok dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Çok ince bir detaydır. Şunu bilmeliyiz. Eğer benim Çin'den getirdiğim veya Japonya'dan getirdiğim o ham maddeye uygulanan vergi, yani Japonya'dan bana değil de Avrupa Birliği'ndeki Almanya'ya Japonya'dan gitseydi direkt, Almanya ne kadar vergi alacaksa benim ülkemde %5 uygulandığını varsayalım. Japonya'dan Almanya'ya gönderilseydi Almanya %1 uyguladığını varsayalım. Ben telafi edici vergiyi %1 üzerinden almalıyım. %5 üzerinden değil. Hiç vergi uygulanmıyorsa Almanya'da o eşyaya, o zaman da hiç vergi ödemeden ATR dolaşım belgesi düzenlemeli. Bu da çok ince bir detaydır. Dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, gümrük tarifesinden bahsedeceğim demiştim. Tarifeden bahsedeceğim demiştim. Burası da gene 4458 sayılı gümrük kanunun 15. maddesinde tanımlanmış. Gümrük tarifesinin kapsamından bahsetmiş burada. Çok geniş bir kapsamı var. Türk gümrük tarife cetvelinden bahsediyor. Buna ilişkin çıkmış diğer cetvellerden bahsediyor. Türk gümrük tarife cetvelinin kapsadığı eşya bulunacak gümrük vergisi oranlarından, ithalat vergilerinden bahsediyor. Bunun yanında tercihli tarife uygulamaları, STA'lar, tek taraflı bizim vergi muafiyeti sağladığımız hususlar, GTS, muafiyet ve indirim uygulamalarını, kısıtlama ve izin şartlarını ve bunların hepsi dışında kalan diğer tarife uygulamalarını da gümrük tarifesi dediğimiz tanım içerisinde barındırıyor. Ve GTEP nedir? Gümrük tarife istatistik pozisyonu. Ne işe yarar? Her eşya sınıflandırılır. Her eşyanın bir tarifesi vardır. Ama iki tane şeyin tarifesi yok. Bir insan, iki hava. Buradan şunu çıkarabiliriz belki de mantıksal olarak. Ticareti yapılan her şeyin neredeyse bir gümrük tarife istatistik pozisyonu olduğu kanaatine varabilir miyiz? Evet, bence varabiliriz. Peki gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlediğimizde neyi belirlemiş oluyoruz? Eşyaya uygulanacak vergi oranlarını belirlemiş olabiliyoruz. Dış ticaret mevzuat hükümleri kapsamında izin alınacak mı, alınmayacak mı belirlemiş olabiliyoruz. Eşyanın serbest ticaret anlaşmaları kapsamında mı, gümrük birliği kapsamında bir eşya mı değil mi? Bunların hepsini belirliyoruz. Peki bu rakamlar neleri ifade ediyor?
Bunlar ne demek? İlk iki rakam 90 fasılı ifade eder. Sonraki dörtlü rakam, ilk iki rakamla birlikte dörtlü rakam tarife pozisyonunu. Altılı olarak, ilk dört rakamla beraber altılı olarak rakam nomenklatür kodunu. Ki bu Dünya Gümrük Örgütü üye ülkelerin hepsinde aynı altılı kod geçerlidir. İlk altı rakamla birlikte sekizli olarak ifade edilen rakam kombine nomenklatür kodunu ifade etmektedir ki bizim ve Avrupa Birliği arasında aynı sekizli tarifi kullanılmaktadır. Sekizli ve birlikte iki rakamla beraber onlu rakamsa milli alt açılım kodunu ifade ediyor ki biz bunu kendi ülkemizde kullanıyoruz. Milli alt açılım kodu. Son iki rakamda 12'li rakam istatistik kodunu ifade ediyor. İstatistikleri belirlemek açısından. Altı rakamlı kodlama eşyanın uluslararası kimlik numarası. Zaten bahsetmiştim. Dediğim gibi Dünya Gümrük Örgütü'nün üye ülkelerin hepsinde aynı tarife kullanılıyor. Sekizli olarak Avrupa Birliği ve bizim Türkiye arasında sekizli olarak kullanılmakta. Aynı şeyi ifade. Evet, burada da bir eşyanın sınıflandırılmasını görüyoruz. Kilitler nasıl sınıflandırıldığını, tarife pozisyonları nasıl şey yapıldığını. Seksiyon 01, kilitlerin, sürgülerin, asma kilitlerin, şifreli olsun, şifreli olmasın, bunların sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ve altında da tarife alt pozisyonu, GT'yi şeklinde hepsi ayrı ayrı sınıflandırılmış. Elektronik eşyalarla ilgili bir 85-28, burada hoparlörler, projektörler, bunlardan bahsedeyim. Televizyon monitörleri ve dediğim gibi GTP belirlediğinizde gümrük vergisi var mı yok mu, ÖTV var mı yok mu, almanız gereken bir izin var mı veya yok mu, ticaret politikası önlemi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Gibi bütün hususları burada belirleyebiliyorsunuz. Bakın tarife değiştiğinde karşımıza neler çıktı. Ben eşyanın tarifesini 85-28-52-10 dediğimde gümrük vergisi 0, ÖTV 0 ve herhangi bir izin de yok. Ama 85-28-59 dediğimde gümrük vergisi ödemem gerekiyor. ÖTV ödemem gerekiyor ve C kapsamında, ürün güvenli denetimi kapsamında izin almak. Bir diğer husus ithali yasak eşyalar. İthali yasak eşyalardan kasıt şu. Bir de şöyle bir durum var. İthali nasıl yasak? Yani kanunen mi yasak yoksa idari düzenlemeyle mi yasak? İdari düzenlemeyle yasaksa ilgili kanunlar ve gümrük kanunu kapsamında bir cezai müeyyide uygulanıyorken kanunen yasak olduğunda direkt kaçakçılık ve mücadele kanunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz ki bunun ayrımını da iyi yapmak lazım. Kanunen yasaklar zaten kendi kanunları kapsamında belirtilmiştir arkadaşlar. Nelerin ithali yasakmış mesela baktığımızda? Her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot, tabi gübre. Bakın gübre ithalatı yapıyoruz ama biz kimyasal gübre, tabi gübre yapmıyoruz. Sahte etiket ambalaj maddesi, esra, mühtasar, afyon. Aslında biraz uyuşturucu madde diyebiliriz. Oyun alet ve makineleri burada kumar oyun alet makinelerinden bahsediyor. Gibi birçok ürünün ithalatı yasak. Demek ki ben ithalat işlemine başlamadan önce, o eşyayla ilgili olarak prosedüre başlatmadan önce bir proforma fatura gelip bana geldiğinde veya o eşyayı bildiğinde öncelikle bu eşyanın ülkeye ithali yasak mı değil mi? Bunu da bir araştırmam gerekiyor. Riski en aza indirebilmek için. Bir diğer husus. Çoğunlukla zaten bir gümrük işlemlerinde şöyle bir terim vardır. Tarife, menşe, kıymet. Üç tane hususta bilgi sahibi olmak lazım. Bir diğer husus gümrük kıymeti. Gümrük kıymeti neden önemli? Çünkü ad valorem usulü vergilendirme yapıyoruz. Eşyamızın gümrük vergi matrahını, KDV vergisi matrahını, ÖTV vergisi matrahını, bunun gibi birçok vergi matrahını eşyanın kıymetine göre belirliyor. Bu aşamada da eşyanın kıymetinin beyanını eksik yapmamamız lazım.
ceza işlemlerle karşılaşmamak adına. Eşyanın vergisiz olan kıymeti sıf kıymet. Sıf kıymet üç unsurdan bir arada bulunması lazım. Neler? Satış bedeli, yani eşyanın bedeli. Eşyayı kaç paraya aldınız? Bunun ne kadara buraya taşındı? A ülkesinden bizim ülkemize, yani Almanya'dan bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'ye ne kadar bir ücrete taşındı? Aynı şekilde o eşyanın Almanya'dan buraya kadar gelişi esnasında karşılaşabileceği hasara karşı olarak yapılmış sigorta bedeli, bu üçü toplanıp eşyanın sif kıymetini oluşturmakta. Bu sif kıymet. Ama gümrük kıymetinin içerisine başka şeyler de girebiliyor. Ek olarak yapılmış, işte eşya ile ilgili bir mühendislik hizmeti almışız yurt dışında. Bunu da eşyanın üzerine eklediğimizde artık sif kıymetten çıktı, eşyanın gümrük kıymeti meydana geldi. Bu bedellerin dışında başka bir bedel ödüyorsak onları da biz vergi matrahına dahil etmekle mükellefiz. Örnekli hesaplama... Sedat Bey, bölüyorum, çok affedersiniz. Acaba bir 5 dakika ara verelim mi, yoksa nasıl devam edeceksiniz? Çok az bir sunum kaldı isterseniz. Ben birinci partı 5 dakika bitireceğim. Tamam, o zaman öyle yapalım. Teşekkür ederim. Eşyanın cinsi kulaklıklar olarak tanımlanmış. 85-18-30-0-90-0. Eşya bedeli FOB, yani navlun sigorta olmadan 1500 USD. Eşya bedelini artı navlun sigorta eklendiğinde 11.250 TL. Artık biz TL'ye çevirdiğimizde navlun ve sigortayı da eklemişiz. İskonto, navlun farkı, bunları yurt dışı olarak beyan etmişiz. Yani navlun, ekstra bir navlun farkı almışlar ve faturada iskonto varmış. Bunları da eklediğimizde gümrük vergisi matrağını oluşturduk. Gümrük vergisi matrağı üzerinden %2 gümrük vergisi varmış. Bunu aldık. Damga vergisini de ekledik. Bunun haricinde ardiye, ordino masrafları ve benzeri lokal Türkiye'de yaptığımız KDV'siz olan, size KDV'siz olarak fatura edilecek masrafları da ekleyerek ÖTV matrağını oluşturduk. ÖTV'mizi hesapladıktan sonra da buraya kadar sağladığımız ÖTV matrağı artı ÖTV'yi de ekleyerek katma değer vergisi matrağımızı oluşturduk. Sonrasında bunun üzerinden de KDV'mizi hesaplayıp bütün vergi kalemlerini eşyamıza ilişkin olarak hesaplamış olduk. Toplamda bizim ödeyeceğimiz vergi 5938,6 TL olarak karşımıza çıktı. Sinsilenin içerisinde herhangi bir şeyi ufacık atlamanız birçok vergi kaleminde farklı sonuçlar doğuracağı için demek ki burada daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, temsil hakkı. Temsil hakkı ne demek? Neden önemli? Şimdi kişiler gümrük idarelerindeki işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yapabiliyor. Nasıl? Doğrudan olarak şöyle, bir firma kendi personelini görevlendirerek, tabii bakanlık bazı koşullar arıyor, onlara bir yetki veriyor, beyanname açma yetkisi. Kendi personeliyle işlemleri gerçekleştirebileceği gibi dolaylı temsil kapsamında da bir gümrük müşaviriyle çalışıp işlemlerini gerçekleştirebilir. Doğrudan temsilde başkasının adına, yani firmanın adına ve firmanın hesabına hareket edersiniz. Ama dolaylı temsilde kendi adına ancak başkasının hesabına hareket ediyorum. Yani ben kendi adıma bir beyanda bulunuyorum ama sizin adınıza, yani bir firmanın adına takip yapıyorum. Bu aşamada da baktığınızda ben de bir, yani bir gümrük müşaviri olarak sorumluluk altına girmiş oluyorum. Bunun gibi süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii dolaylı temsilcilik yapabilen kişiler sadece baktığınızda gümrük müşaviri midir diye bir soruyla karşı karşıya kalabileceğimizi de düşünerekten şöyle bir cevap verebiliriz. Dolaylı temsilci kimler başka kanunda tanımlanmış? Hızlı kargo şirketleri ve posta idaresi. Ama bunların yaptığı işlemler sınırlı işlemlerdir.
tüm gümrük işlemlerini yapıp sonuçlandırmaya, bitirmeye gümrük müşavirleri yetkilidir. Evet, benim sunumumun birinci bölümü tamamlandı. İsterseniz aradan sonra ikinci bölümü Gürbüz Bey ile beraber devam ettirebiliriz. Ya da size gelen soruları isterseniz hemen bir paylaşayım hocam. Tamamdır. Hüseyin Bey sormuş. Plaj havlusunun yanında hamam sabununu hediye etmek istiyorum. Bu ürünleri bundle olarak ABD Amazon deposuna gönderirken faturamda sabunu da belirtmeli miyim? Sabunu hediye olarak vereceğim için sıfır bedelle mi yoksa sabun için gerçek değeriyle mi fatura etmeliyim? Faturada sabun yer almazsa bu kaçakçılık tanımının içine girer mi diye sormuş. Çok net bir cevap verelim. Birincisi faturanın gerçek değerini belirtmesi gerekiyor. O bedelsiz olarak satacağı veya vereceği hususunda tamam ama bunu Türkiye'de yapacak. Sabunun bedelini ödeyecekse karşı tarafa bedelsiz olarak bunu yazamaz, bu bir. İkincisi havlunun havluyla sabun ikisi bir gereksinimi sağlayamayacağı için set kapsamında değerlendirilmeyeceği için ayrı kalemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer dediği gibi beyan etmezse ve bu eşyada orada yapılan fiziki muayene kapsamında çıktığında veyahut yarın bugün muhasebesel kayıtlarda çıktığında kaçakçılıkla karşı karşıya kalması muhtemel. Bir de Abdülaziz Bey sormuş. Kırmızı hat giderse kontrol masrafları kime aittir? Firmaya aittir. Ama kırmızı hattaki buradaki kasıt şöyle bir şey var. Şunu da dikkate almak lazım. Zaten kırmızı hattaki masraftan kasıt eğer memurun gümrük idaresinden gidip de eşyayı fiziken kontrol etmesi ise devlete ait. Ama buradaki kasıt eşyanın özellikle geçici depolama yerlerinde, özellikle limanlarda ilgili sahadan alınıp, eşyanın bulunduğu sahadan alınıp, iç boşaltma sahasına gidilip veya muayene sahasına götürülmesi, tekrar geri götürülmesi gibi indirme, kaldırma, elleşleme gibi giderlerden bahsediyorsa bunlar firmaya ait. Ermenistan'a ihracat yasak mı, yeni bir güncelleme var mı diye sormuş Eda Hanım. Yani şu an için bir yasaklama olarak bir şey görmedik. Görmüyoruz. Geçenlerde de bu konu herhalde bizim gündemimizde de tartışılmıştı. Ama Ermenistan'a da bizim ülkemizden doğrudan yapılan bir ticaretin olduğunu da hiç görmedim. Bir tane daha soru var. Asorti mallarda toplam gümrük vergisinden tek kalem vergi maliyeti nasıl hesaplanır? Asorti mallardan kastı nedir? Bunu çok merak ettim öncelikle. Pınar Hanım onu açıklarsa. Ondan sonra gelen bir soru daha var ya Pınar Hanım açıklayana kadar. Kırmızı hat çıktığında tır parkına gidip gelme yolluk parası oluyor. Bunların masrafları da mı devlete ait diye sormuş. Yolluk parasından kasıt tabii ki de kim ödenecek? Firma ödeyecek. Buradaki yolluk masrafından kasıt büyük ihtimalle tırın oraya götürülmesiyle alakalı. Çünkü devletin memuru oraya gidip gelmesiyle ilgili masrafları zaten kendisi karşılıyor. Bunda bir beis yok. Asortiman karışık banyo ürünleri, çelik, cam vesaire gibi diye eklemiş Pınar Hanım. Soruyu tekrar peki toparlayabilir misiniz? Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Asorti mallarda toplam gümrük vergisinden tek kalem vergi maliyeti nasıl hesaplanır? Hesaplanabilir. En yüksek, hangisinin vergisi en yüksekse onun üzerinden vergi hesaplaması yapılabilir ama sağlıklı bir yöntem olacağını düşünmüyorum. Gümrük idaresinin de buna pek sıcak bakacağını ben açıkçası şöyle düşündüğümde mantıklı gelmiyor. Çünkü içerisinde sabun var diyorsunuz. Diğer kozmetik ürünleri var diyorsunuz. Bakın bunların içerisinde bir nevi birçoğu insan sağlığıyla alakalı ürünler. Tamam, vergisel boyutuna baktığınızda hepsini en yüksek eşyanın vergi oranından ödeyebilirsiniz. Vergisel belki de bir probleminiz yoktur ama hepsinin ayrı ayrı denetime gitmesi gerekir. Hepsinin ayrı ayrı izinleri vardır. Bu gibi durumlarda siz hem onu yapıp hem onu yaptığınızda tek bir tarife üzerinden işlem yapmanız pek de mümkün gözükmüyor. Burcu Hanım, vergiler hesaplanırken muhasebe gümrük müşaviriyle ortak mı çalışır diye sormuş.
Nasıl yani? Anlamadım. Hı. Yok, hayır. Okay. Muhasebeyle gümrük müşavirliği mesleği aslında çok ayrı iki meslek. Vergi hesaplamasında yapacak kişi, eğer gümrük idaresi, gümrük işlemi ise yani bu iş, vergiyi hesaplayacak, tahakkuk ettirecek kişi gümrük müşaviridir. Muhasebe departmanı sadece artık gümrük işlemleri bittikten sonra yapılan masrafları, ödemelerin kayıtlarını tutmak mümkün. Sizin açınızdan. E-ticaret olarak alınan bir sipariş ihracat süreci nasıl ilerliyor? Ödeme, kargolama, vergi işlemleri yapmamız gerekenler nelerdir diye sormuş Caner Yani aslında bu konu çok Bey. uzun bir konu. Ben bunu Evet. anlatmaya kalktığımda gerçekten bayağı uzun bir vakit alacaktır. Ama Süreci daha farklı. eğitim veriliyor. Özür dileyerek bu soruyu cevaplandırmak istemiyorum. Çok Rica uzun. ederiz hocam. Bizim eğitimlerimiz var YouTube Evet, kanalımızda ben de e-ticaretle takip alakalı. ediyorum. Onları izleyebilirsiniz. İsterseniz bir ara verelim şimdik. Daha sonra ikinci bölümle devam edelim. Çok teşekkür ederiz Sedat Bey. Evet, ne demek Saat efendim? başında görüşürüz arkadaşlar. Gürbüz Bey, isterseniz başlayabiliriz ikinci bölümümüze. Merhaba. Problem var mı seste? Hayır, ses gayet iyi. Herkese merhaba diyorum. İyi akşamlar. Bu geç vakitte bizi bu eğitimde eşlik ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu arada 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümünü şu an yaşıyoruz.
İnşallah böyle bir acının bir daha Türkiye ve dünyanın yaşamamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi ben burada daha çok operasyon ve saha kısmını işlemeye çalışacağım. Onunla ilgili sunmamı başlamadan önce çok kısa kendimden bir bahsetmek istiyorum. Ben 1985 yılında şu anki bulunduğum Nüspet Gümrük Müşavirliği Şirketi'ne kurye olarak başladım. Sahalarda ve bankalar, gümrük idareleri, ticaret odaları, müşterilere iş takibi yaptım. Sonrasında Atatürk Havalimanı'nda görev aldım saha operasyonunda. Bu süre zarfında üniversiteyi bitirdim. Aile ofis yöneticiliği yaptım 2012'de ve 1985'ten 2012'ye kadar saha ve ofiste yöneticilik yaptım. 2013'te emekli oldum. Bir ufak ticari denemem oldu. Başarılı olamadığım için ve şirket zaten beni bırakmadığı için şirketimizde devam ettim ve yönetim kurulu başkanlığına geldim bu süre zarfında. UGA Akademi'yi kurduk, eğitim planlamaları yapmaya başladık bu süre zarfında. 2014 yılında yine yönetim kurulu başkanlığı ve müşteri ilişkileri yönetimi ve UGA yönetimini devam ettirdim. 2020'de yönetim kurulu başkanlığı yardımcılığı, kurumsal yönetim komitesi başkanlığı, UGA yöneticiliği yaptım. 2019'da yine aynı görevlere iç kontrol sorumlusu olarak devam ettim. 2021'de yine bu görevlere Gümrük Postası Dergi Kurulu rejisinde, yayın kurulunda yer aldım. Şu an dergimiz de çıkıyor ve halen görevime devam ediyorum. 37 yıldır şirketteyim yani. Ben ithalat ihracat operasyon sürecini anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'deki ithalatçının sorumluluğundan başlarsak biraz hızlı gitmeye çalışacağım. Çünkü sunumumuz uzun ve vaktimiz de kısıtlı. Ve benim sunumda genelde görseller yer aldığı için çok sıkmadan ve çok mevzuata girmeden hızlıca bir özet geçmeye çalışacağım operasyonu. Şimdi Türkiye'deki ithalatçının sorumluluğundan başlayacak olursak yurt dışı satıcıdan, imalatçıdan, ihracatçıdan eşyanın alımını veya sözleşmelerini yapar diye özetleyebiliriz. Bu sözleşmede özellikle eşya miktarları, kıymetler, sevkiyatın türü ve ödeme şekilleri belirlenir. Sipariş verip eşyanın sevkiyatı ülkemize yaptırılır. İthal konusu eşyanın Türkiye sevki öncesinde de benim size naçizane önerim eşya sevki öncesinde gümrük müşavirinizle ya da varsa danışmanınız onunla bir görüşmeniz, gelecek eşyalarla ilgili evrakların bir ön incelemesini yaptırmanız, yoksa geldiğinde gümrükte eşyalarınız maalesef bekleyebilir, çekemeyebilirsiniz, geri iade etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar sizi süreç olarak üzebilir. Onun için eşyanız Türkiye'ye gelmeden önce muhakkak bir ön hazırlık yapın. Varsa alınması gereken müsaade ya da evrak, eşya beraberinde gelmesi gereken bir evrak varsa da onu getirtmeye çalışın. Evet, yavaş yavaş eşyanın operasyon adımlarına geçeceğiz. İşte Türkiye nakliyesi dedik. Burada eşyaların gümrüğe sunumu var, özet beyan ve varış bildirimi. Gerekli müsaade ve ön izinlerin alınması var. Gümrüklere beyan var, detaylı beyan bu. Gümrük sahalardaki işlemlerin takibi ve kontroller, vergilerin ödenmesi, eşyaların ihracatçısına kadar olan süreci şu an adım adım izleyeceğiz. Öncelikle biz ithalat yapmak isteyen firmalardan bir defaya mahsus bu ekteki belgeleri istiyoruz ki onların adına gümrüklerde ve resmi dairelerde iş takibi yapabilelim. Bunları gümrüklerde tanıtıyoruz ve takip dosyası oluşturuyoruz. İthalat beyannamesinde ise gerekli evraklara baktığımızda burada birçok evrak görüyorsunuz ama bizim en önemli evrağımız ticari fatura. Ticari fatura olmazsa olmazlarımızdan birisi. Çünkü eğer fatura olmazsa biz kıymeti, gönderici, alıcı, mal miktarını, cinsini görme ihtimalimiz yok. Onun için fatura bizim için çok önemli. Çeki listesi ihtiyari, o tabii ki 50-100 koli olur. Kolilerin içinde çeşitli mallar olur. Muayene aşamasında bütün kolilerin açılmaması için sondaj usulü muayenede çeki listesi ihtiyacı doğabilir. O çok önemli bir evrağımız diye düşünmeyebiliriz. Banka transferi, eskiden bunu dekont olarak bankalardan alıyorduk ama şimdi ID numarası yeterli oluyor. Onu elektronik ortamda beyan ediyoruz. Taşıma belgeleri var konşimento adı altında. İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu var. Bunu da artık elektronik ortamda biz veriyoruz. Daha önce manuel veriliyordu. Biz beyan usulü veriyoruz buna. Dolaşım belgeleri var. Bunları da az az
ilerleyen sunumlarda işleyeceğiz, göreceğiz neler olduğunu. Sigorta poliçesi var ve teslim şekline göre de navlun beyan etmemiz gereken evrakların arasında bulunan evraklar. Fatura dediğimiz gibi olması kesin istediğimiz evraklardan bir tanesi. Fatura üzerinde olması gereken bazı bilgiler var burada. O bilgilerin özetini görüyorsunuz. Bu bilgilerin bir kısmı olmayabiliyor ama birçoğu olması bizim için avantaj oluyor beyan açısından faturanın. Evet, ödeme şekillerine geldiğimizde burada KKDF gerektiren ve gerektirmeyen ödeme şekilleri var. Bu da önemli. Bir maliyet yaparken çünkü yüksek miktarda bir KKDF kesintisi oluyor, bu %6. Sol sütunda gördüğünüz gibi ödeme şekillerinde %6 KKDF ödemek zorunda kalırsınız. Sağdaki sütunda ödenmemesi gereken kısımdaki ödeme şekillerini seçerseniz de orada bu %6'lık maliyetten kurtarabilirsiniz. Tabii ki bu karşı firmayla yapacağınız anlaşmaya bağlı olarak sizin de tercihiniz şeklinde şekillenecektir. Az önce ID döviz transferiyle ilgili bahsetmiştim. Beyaname eklenmesi gereken belgelerde. Burada da gördüğünüz üzere ID numarası gerekli. O ID numarası bize verildiğinde biz bunu beyan ediyoruz. KKDF daha önce bankaya yazıp yatıyordu. Şimdi gümrük beyanamesiyle de bunu beyan edip yatırabiliyoruz. KKDF'nin istisnası olan durumlar var. Bunlar işte burada gördüğünüz gibi yatırım teşvik dahilinde işleme ya da bununla ilgili bir liste var. O listeye baktığınızda o listede yer alan eşyalar bir de kıymetli maden ve paralar gibi diye özetleyebiliriz. Ödeme şekillerine gelecek olursak burada ödeme şekillerinin risk analizinin yapıldığı özet bir tablo var. Burada riskin kimden kime daha fazla aktarıldığı konusunda bir özet var. Onun üzerinden hızlıca geçmeye çalışacağım. Kırmızı gördükleriniz yanıltmasın sizi. Riski az olan kısım oluyor. Yani burada ilk peşin ödemede ihracatçının riski düşük. İthalatçı açısından baktığımızda siz bir ithalatçısınız. Parasını peşin ödüyorsunuz yurt dışına. O mal geliyor, istediğiniz ev safta olmayabilir, eksik gelebilir, geç gelebilir. Riski tamamen ithalatçı olarak siz peşin ödediğiniz için riski üstlenmiş oluyorsunuz. Ama ihracatçının bir riski yok. Parasını almış oluyor burada. İstediği gibi eşyayı istediği zaman da gönderebilir. Tabii ki arada bir resmi bir sözleşme yoksa. Onun için burada risk ithalatçının. Riski paylaştırdığınızda akreditif ödeme karşımıza çıkıyor. Hem ihracatçı hem ithalatçıyı koruyan. Tabii burada da banka devreye giriyor. Banka devreye girdiğinde de burada da komisyonlar yüksek oluyor. Bankalara ödenecek komisyonlar oluyor. Ama burada size ödeme konusunda banka garanti vermiş oluyor. Vesayet mukabiline gelecek olursak burada da riski ihracatçı almış oluyor. Çünkü eşyasını gönderiyor ve eşya gittikten sonra da ithalatçı evrakları alıp ondan sonra eşyayı çekiyor. İcabında ithalatçı eşyayı çekmeyebilir, ihracatçının kalabilir yurt dışı gümrükte eşyası. Tekrar orada başkasına satmak ya da geri getirtme durumunda kalabilir. Mal mukabili ödemede yine burada riski ihracatçı alıyor. Çünkü malı gönderiyor, daha sonra parasını alıyor. Burada ithalatçının en az risk yaşadığı gönderim şeklidir bu. Mal geliyor, icabına küşat yapar, kontrollerini yapar. Malda bir hasar var mı yok mu kontrollerini yaptıktan sonra malı çeker ve parasını ihracatçıya ödeyebilir. Onun dışında yine kabul kredili ödeme şekli var. Burada da ithalatçı ve ihracatçı riski ortak paylaşıyor. Yine burada da arada banka olduğu için aracı. Burada da riski banka almış oluyor. Konsinye teslim şekline gelirsek burada da yine ihracatçı riskli. Niye? Fuar ya da sergi amaçlı yurt dışına bir eşya göndermiş olabilir konsinye tanıtım amaçlı. Ve orada satılmasını isteyebilir. Orada eşya kaldığı süre zarfında parti parti satılabilir veya hep tamamı satılır. Ve satıldıktan sonra ithalatçı parasını karşı tarafa ödeyebilir. Onun için burada da risk ihracatçıda diye düşünebiliriz. Burada bu bahsettiğim konunun sadece kısa bir yine özeti var. İhracatçı peşin aldığında en az riski, mal mukabili parasını aldığında en çok riski üstlenmiş olabilir. Bunu da tam tersi ithalatçıda alt satırda görüyoruz. Mal mukabili ödemede en az riski almış oluyor. Peşin ödediğinde de en çok riski almış oluyor. Evet, bu tabloda da şunu göreceğiz. 2013-2020 yılları arasında
Türkiye'nin dış ticaretteki ödeme şekillerindeki paylaşım. Burada 2013'te gördüğünüz üzere %30,5'unu peşin ödeyerek almışız. Ama satarken %11'ini satmışız. Yani 1/3'ünü ancak yurt dışına peşin satabilmişiz. Ama alım yaparken %30'unu peşin ödeyerek almak zorunda kalmışız. Belgelere gelecek olursak ticari ve resmi belgeler olarak adlandırabiliriz bu belgeleri. Bu belgelerle ilgili gümrüklerde şöyle ileride sıkıntılar yaşanabiliyor. Onun için bunları özellikle belirtmek istiyorum. Katılımcılara şunu özellikle vurgulamak istedim. Bu belgeler resmi dairelere özellikle gümrük ve ithalat ihracatla ilgili bir beyanda bulunuyorsanız ve onun ekindeki belgelerde bir yanlışlık varsa sonradan bunları düzeltmeye kalkmayın. Eğer bir evrakla düzeltme gerekiyorsa bu resmi kurum kanalıyla düzenlenmiş bir belgeyse sağdaki ise resmi kurumdan düzeltilmesini dilekçe ya da mühürle yaptırmaya çalışın. Eğer kendiniz ise de bunu tekrar iptal edip tekrar yenilebilirsiniz ya da bir ticaret odasıyla alakalı bir resmi daireyle konsolosluklarla alakalıysa oradan onaylatıp düzeltmeniz gerekir. Aksi takdirde beyanınızı yaptığınız bir eşyanın evrağındaki düzeltmeler gümrük nezdinde gümrüğü aldatmaya yönelik bir hareket olarak görüldüğü için hapis cezasına varan cezalarla çarptırılma şansınız olur. Onun için sizden ricam bu düzeltmelere aşırı dikkatli olmanız ve muhakkak muhasebiniz ve müşavirinizle bunu inceleyip ona göre bunu sağlamanız. Evet, şimdi geldik izinlere. Bir eşyayı yurt dışından getirdiğinizde, getirmeye kalktığınızda bazı izinler karşınıza çıkabiliyor. Bunlar çeşitli kurumlardan alınacak izinler olabiliyor. Burada bunlar alınması gereken izinlerin muhatabı kurumları görüyorsunuz. Bu şeyine göre, ürününe göre değişiyor. Sağlıkla ilgiliyse Sağlık Bakanlığı, işte güvenlikle ilgiliyse Sivil Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı, ya da tarım ve gıda ile alakalıysa Tarım ve Orman Bakanlığı gibi düşünebiliriz. Mesela burada Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı deniyor. Buna şöyle bir örnek vereyim anlaşılması açısından. Genellikle yıl başlarında promosyon ürünler gelebilir yurt dışından size distribütörlerinizden ya da ithalat ihracatçılarınızdan. Bunların üzerinde harita olabiliyor. Bir masa takvimi olabilir, bir kalemlik olabilir, bir çanta olabilir ve üzerinde bir harita resmedilmiş olabilir. Bunu ithal ederken Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı'na sunmanız gerekiyor. Çünkü orada o haritayı inceliyorlar ve o harita üzerinde Kıbrıs'ın tamamının Yunan toprakları görseli oluşturulmuş olabilir. Yani bir sınır belirtilmemiş olabilir. Veya bizim güneydoğumuz bir Kürdistan devleti olarak farklı sınırlar çizilmiş olabilir. Bu tür eşyaların ithaline müsaade edilmiyor. Hatta yurt dışına geri gönderilmesine de müsaade edilmiyor. Onlar imha ediliyor. Bilginiz olsun. Evet, sigorta poliçesi yine ithalat aşamasında istediğimiz evraklardan birisi. Bu da önemli bir belge. Eğer eşyanıza herhangi bir sevkiyat sırasında problem yaşadığında sigorta acentelerinden tanzim etme şansınız var bunu. Ama %3 de beyan edebilirsiniz. Orada bir kolaylık sağlıyor. İlle sigorta yaptırmayın diyor devlet. Ama ben size önerim sigortayı yaptırmanız. Çünkü maliyet olarak da vergiyi, sif tablomuzu etkilediği için orada maliyeti de artıracaktır. Eğer verginiz ve KDV'niz veya da ÖTV'niz yüksek bir malda ise bu daha da belirgin ortaya çıkacaktır. Pardon. Evet, dolaşım belgeleri var. Menşe şehadetnamesi gibi. Bunlar da bazı ülke ve ürünlerdeki ticari politikaların önlenmesinde, takibinde, ek mali yükümlülüklerde ve vergilerde avantaj sağlayan bir belgedir. Eğer ilk başta da söylediğim gibi eşyayı getirmeden önce müşavirinizle getireceğiniz eşya ve ülke hakkında bir araştırma yaparsanız ülkeden getireceğiniz eşyanın ekinde hangi belgelerin olması size avantaj sağlıyorsa onları da eşya beraberinde istemeniz önemli. Burada da bununla özet bir tablo var yine uluslararası dolaşım belgeleriyle alakalı. Bu belgeler hangi ülkeden geldiğinde ne tür kolaylıklar sağlar, vergisel ne avantajlar sağlar.
bunlarla ilgili müşavirlerinizle muhakkak görüşmenizi tavsiye ederim. Avrupa Birliği'nden gelirse ATR belgesi zaten olması çok büyük avantaj. Vergiden çok avantajında olur. Bu tabloda da hangi ülkelerden hangi belgeler olması gerektiği konusunda özet bir tablo. Bunlara çok girmeyeceğim çünkü detaylı bir eğitimdi. Hatta bu eğitimle ilgili geçtiğimiz hafta bizden Faruk Şen Bey çok detaylı bir eğitim verdi. Bu dolaşım belgeleri menşe mühendisliğiyle alakalı. Evet, burada da dolaşım belgelerinin hangi ülkeden hangi belge gelmesi konusunda özet bir görsel var. İşte Avrupa Birliği'nden geldiğinde ATR belgesi, işte EFTA ülkelerinden gelirse Euro 1 belgesi, 3. Dünya menşe belgesi gibi belgelerin ülkemize mal beraberi sevkiyatla birlikte gelmesi sizlere hem ek mali yükümlülük açısından hem de malların kota gözetim gibi durumlarında fayda sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Evet, şimdi menşe kavramına geldik. Bir eşya size gel bir ülkeden geliyorsa o ülke menşeli olarak düşünmeyin. Çünkü farklı menşe olabilir bu eşya. Şöyle ki üçüncü bir ülkeden İsviçre'den size gelen bir eşya olabilir. Bazı durumlarda tabii ki menşe saptırmaları olabiliyor. Ya da buna menşe mühendisliği de diyebiliriz. Orada eşyalar üzerindeki işçilik, maliyet, yapılan katma değer eşyanın menşeini değiştirme şansı da olabiliyor. Ama menşe bizim için çok önemli. Bu gözetim, vergisel avantajlarda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şuna dikkat edin, İsviçre'den geliyor diye bu eşya İsviçre menşeli olarak algılanmasın. Bunun arka planında başka ülkeler olabilir menşeyle. İsviçre'ye gelmiş, sadece paketlenmiş, ambalajlanmış olabilir. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Menşeyle ilgili de birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Bir ülkede yetişen, topraklarında yetişen sebze, meyve gibi eşyalar o ülke menşeli sayılır. Ya da bir ülkenin sınırları, kara suları sınırları içinde bulunan petrol olabilir, doğalgaz olabilir. Bu yine o ülkenin menşei sayılır. Ya da işte kara sular içinde elde edilen deniz ürünleri de yine o ülke menşei sayılabiliriz. Ama bazı ürünler var ki bu gerçekten menşe mühendisliği gerektiren ürünlerdir. Bu ürünlerine göre değişebilir. Burada bir otomotiv görseli görüyorsunuz. Otomotivin tüm parçalarını, tamamını yerli yapmanız mümkün değil. Mümkün olsa da maliyetinin altından kalkamazsınız. Onun için bunlarla ilgili tedarikçi firmalardan bazı aksamları almak zorundasınız. Bir firma şanzıman, bir firma motor üretiyordur. Onunla ilgili bir üretim bandı kurmuştur. Siz ne kadar o maliyeti yakalamak için o fabrikayı kurmaya çalışsanız da oradan almanız sizin maliyetinizi düşüreceği için onları oradan almak durumunda kalırsınız. Böyle durumlarda da örneğin o eşyayla ilgili tarife kurallarına baktığınızda der ki %60 maliyeti siz karşılıyorsanız işçiliğini, parçasını, bunu Türk menşeli olarak beyan edebilirsiniz, Türk menşeli adledebilirsiniz gibi. Bu eşyasına göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela burada da bir Türk kahvesi var ama Türk kahvesi isminden yanıltmasın. Türkiye'de bir kahve yetiştiriciliği yok maalesef. Ama adı Türk kahvesi, sunumundan, pişirilmesinden ya da işlenmesinden kaynaklı bir tanım tabii ki bu. Ama sonuçta Türk kahvesinin menşei Türk değil. Ama yapılan işçilik, ileri bir işçilik olduğunda tabii ki ona da Türkiye menşeili kazandırma şansımız var. Evet, şimdi teslim şekillerine geldik. Incoterms diyoruz teslim şekillerinin kurallarının oluşturulduğu tabloya. Bu ilk defa 1953 yılında kurgulanmış bir tablo. 1967'de, 76'da değişiklik yapmış. Ondan sonra 1980'de değişiklikten sonra her 10 senede bir, yani 80'den sonra 90, 2000, 2010, 2020'de değişiklik gösteriyor. Bu tabii ki ülkelerin, ticaretin, araçların değişikliğiyle birlikte şekil alan bir teslim şekli. 2020'de de burada da göreceğiniz üzere iki değişiklik oldu. Bir DPO teslim şeklinde DAT olarak isimlendirmesi. Diğeri de CIP'in teslim yerinin işte terminalden alıcıya olacak kısma kadar devamı gibi. Bunu şurada
İleriki tabloda daha detaylı da göreceğiz. Şimdi bir FOP ya da Exorb sitesiyle ilgili bir örnek paylaşacağım. Burada birinci örnekte, şu geri geleyim. Exorb site ne yapıyorsunuz? Araca fabrikadan direkt yükleme yapıyorsunuz Exorb sisteminde. Fabrikadan direkt araca yüklenip ondan sonra size teslim için eşya geliyor. Bu teslim şeklinde navlun kime aittir? E-teslim şeklinde size aittir burada. Çünkü direkt fabrikadan yükletiyorsunuz. F-teslim şeklinde geçtiğimizde, FAS'a geçtiğimizde ise burada da yine fabrikadan bir aracı nakliye yüklüyorsunuz eşyayı. Limana getiriyorsunuz. Limanda gemiye, gemi doğrultusuna teslim. FAS'ın açılımı free alongside ship diye burada da göreceksiniz. Burada da şurada bir iç nakliye var. Bazen bu iç nakliye atlanabiliyor. Böyle bir fatura elinize geçerse muhakkak müşterinize bunu iletin. Çünkü burada gemiye kadar ya da havalimanına kadar olan bir nakliye vardır. Bu nakliye eğer faturalarınızda, muhasebenizde yer alıyorsa ileriki teftişlerde problem yaşayabilirsiniz. Bu iç teslim taşıma şeklinde beyana eklenmesi doğrusu olandır. Burada da yine Navl'un alıcı firmaya aittir. Burada da Navl'un faturası gerekir diyebiliriz. Evet, bir de terminalde teslim. Bu da varış terminalinde teslim tabii ki. Burada da ne yapıyorsunuz? Eşyayı siz alıcıdan, daha doğrusu satıcıdan yükletiyorsunuz limanda ve varış limanına teslim oluyor. Burada Navl'un size ait. Bunlarda üsttekilerde Navl'un faturasına ihtiyaç var. En alttaki teslim şeklinde Navl'un faturasına ihtiyaç yok. Yani E ve F grubu teslim şekillerinde Navl'un faturanız olması gerekir. Bunun bir istisnası var. Bazı durumlarda Navl'un faturası olmayabiliyor. Bu nedir? Bir eşya taşıt aracıdır, uçaktır, tırdır, araçtır, arabadır, yürüyerek gelmiştir, uçarak gelmiştir. Burada bir taşıma söz konusu olmadığı için bu durumda Navl'un faturanız olmaz. Burada belgeleyebiliyorsanız yakıtını, belgeleyemiyorsanız da FOP kıymeti %10'unu alarak Navl'un beyan edebilirsiniz. Ya da yolcu beraberi bir eşya getirmişsinizdir. Yolcu beraberi geldiği için onda da bir Navl'un yoktur, bir fatura yoktur. Orada da o zaman %10 beyan etmeniz gerekir. Evet, teslim şekillerinde burada yine özet bir tablo görüyorsunuz. Burada şuna dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü son zamanlarda bunlarla ilgili de cezalar gelmeye başladı. Gemi, hava, kara, tır, uçak, hangi teslim aracını kullanıyorsanız, taşıma aracını pardon, oradaki teslim şekillerine uymaya çalışın. Şurada üst kısımda gördüğünüz teslim şekilleri gemi taşımacılığında kullanılan teslim şekilleridir. Bunları hava ve tırda kullanırsanız yanlış yaparsınız. Bu yanlışı gümrükte 241 cezayla da ödeyebilirsiniz ya da daha kötüsü uluslararası bir taşıma kurallarına uymadığınız için mahkemelik olduğunuzda bu taşıma şeklindeki araca bu taşıma esnasında bir kaza, bir zarar görürse eşyalarınız taşıma şeklini değiştirdiğiniz ve teslim şekline uymadığınız açısından dolayı cezai müeyyide ile karşılaşabilirsiniz. Evet, burada bir FOP teslim şekli görüyoruz. Hep beraber bir bakalım burada risk kimde olduğunu hep beraber şekilde de göreceğiz. Şimdi FOP teslim şeklinde ne yapıyoruz? Fabrikadan aracı eşya taşıyıcı araca koyuluyor ve limanda gemiye teslim ediyor. Bu gemiden sonra taşıyıcı gemi ile birlikte varış destinasyonuna gidiyor. Burada gördüğünüz gibi ilk önce risk satıcıda ve buradan sonra alıcıya risk geçiyor. Yani sizin sigorta yapacağınız alan FOP'ta gemi borcosuna teslim edildikten sonraki kısım size ait bir risk. Oradan sonraki kısımda eğer eşyanın bir problem yaşarsa bu alıcının riski oluyor. Bunu bilmiş olun. Bazı taşıma şekillerinde de konteyner taşımalarında parsiyel taşımalar olabiliyor. Burada da yine satıcı eşyaları bir araca yükleyip bir burada gördüğünüz gibi acente deposuna yollayabilir. Orada bu eşyalar bir elleştirme yapılıp ikinci konteynerin içinde gördüğünüz gibi burada 1-2-3-4 tane firmanın ayrı firmanın bir malı birleştirip tek konteyner yapılmış.
Ya da tamamı full konteyner olarak fabrikanızdan çıkarılıp direkt teslim yapılabilir limana. Burada da riski altta görüyorsunuz. Riskin başlangıç bir bitiş adımlarını. Bunları da teslim alacağınız eşyanın fiziki durumuna göre sigorta ve riskinizin nerede başladığınızı öğrenmeniz ya da bilmeniz açısından önemlidir. Onu da uyarmış olayım. Burada çok özet yine bir tablo var. İşte gördüğünüz en üst teslim şeklinde tüm X-Verse'ü tüm teslim şekillerinde kullanabildiğiniz gibi ikincisinde sadece gemi, burada dördüncü, beşinci ve altıncıda da sadece gemi taşımacılığında kullanacağınız teslim şekilleri var. Diğerlerini tüm taşıma şekillerinde kullanabilirsiniz. Ve sorumluluk nereden kime kadar gittiğini görüyorsunuz. X-Verse'de sadece sorumluluk fabrikada paketleme ile bitiyor. Ondan sonra yükleme, taşıma ve sizin fabrikanıza kadar, kapınıza kadar gelen tüm sorumluluk size ait. Tam DDP'de de tam tersi. Tüm sorumluluk burada satıcının elinde. Çünkü sizin kapınıza kadar teslim olan süreci kendi sorumluluğunda olduğuna beyan eden bir örnek vaka çalışması bu da. Evet, şimdi ne yaptık? Yurt dışından malları aldık. Beraberindeki evraklar nedir? Teslim şekli, ödeme şekli nelerdir? Bunlarla ilgili sözleşmeler, şartlar belirlendi ve artık sıra geldi nakliyeciye ve eşyaları nakliyeciye verdik. Nakliyeci eşyaları aldı, artık taşımaya başladı bu. Çeşitli taşıma yolları var. İşte deniz yolu, karayolu, hava yolu, tren gibi artık hayatımıza yeni yeni giren dronlarla taşıma gibi diye düşünebiliriz. Bu taşıma şekilleri de yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bunun dışında taşıma şekli var mı? Var. Ona da örnek şöyle vermeye çalışacağım. İşte elektrik enerjisini elektrik telleriyle taşıyabilirsiniz. Bu aylık ölçümlemeler üzerinden yapılır. Kaç kilovat geçmiş? Beyanı o şekilde verilebilir. Ya da işte petrol taşımacılığı olabilir. Bu borular üzerinden taşıması yapılabilir. Bu yine burada borulardan geçen petrol üzerinden sayaçlarla beyanı yapılabilir. Ya da doğal gaz yine borular üzerinden taşıması yapılan bir taşıma şeklidir. Bu da aylık beyanlar ya da yıllık beyanlar üzerinden verilme usulleri vardır. Bir de fabrika gemiler vardır. Bunlar örnek verecek olursak bir buradaki hatta örnekteki fabrika gemi bizim müşterilerimizden birisi. Bu elektrik enerjisi üreten bir gemidir. Bu bir yerde elektriğe ihtiyaç varsa örneğin Afrika'da bir kasabaya yanaşır. Yanaştığı kasabadan o elektriğe denizde elektrik vererek, elektrik enerjisi üreterek elektriğini sağlar. Bunlara da fabrika gemiler diyebiliyoruz. Bunun otomatik üretilenleri dahi olabiliyor. Otomotiv parçaları yükleniyor. Bir aylık bir seyahati olabiliyor bu geminin. O seyahat esnasında bir kısım montajı otomobillerin gemilerde devam edebiliyor. Evet, uluslararası taşıma belgelerine gelecek olursak bunlar işte deniz yolu, hava yolu, karayolu ve demir yolunda isimleri farklı kullanılabiliyor. Ama şekil olarak hemen hemen birbirine benzer belgeler diyebiliriz. Bunlar nedir? İşte deniz yolunda kullanılana konşimento ya da bloc loading diyebiliriz. Hava yoluyla kullanılana air label, master arrival, house arrival olarak da çıkabilir karşımıza. Bu master ve house arrival'ın ayrımı şudur. Tek birebir geldiyse eşyanız size geldiyse bu master arrival altındadır. Ama acente varsa arada acente 7-8 firmanın eşyasını bir master arrival altında birleştirir. Onun altında da house arrival'lar keser. Ara konşimento da diyebiliriz bunları. Yani 100 koli mal vardır. Bunun 5 kabı birisinindir, 10 kabı birisi, 15 kabı birisinin. Onlara ayrı ayrı konşimento düzenler. Daha sonra geldiğinde Türkiye'ye bunlar için ayrı özet beyan verilir. Onun için ona master arrival ve house arrival ayrımı bundan dolayıdır. Bir genel kültür olarak kalsın. Yük senedi karayolunda vardır. Ona SMR diyebiliriz. Demir yoluyla taşımada kullanılan belgelere de civciv belgeleri olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında da POD dediğimiz taşıma evrakları vardır. Bunlar genelde kurye şirketlerinin kullandığı yarım A4 şeklinde bir formatta olan
belgelerdir. İşte burada gördüğünüz gibi kurye şirketleri özellikle bunları kullanırlar. Bunlara da POD diyoruz. Evet, nakliyeci ne yaptı? Artık yurt dışındaki işlemler bitti. Gümrükleme işlemleri yapıldı. Oradan eşyalar yüklendi. Daha sonra ülkemize doğru yola çıktı. Yola çıktıktan sonra buradaki bir acentesi de bunun takibine geçer ve eşyanın çıkış bilgileriyle, yurt dışından çıkış bilgilerini buradaki ithalatçı firmaya bilgisini vermesi gerekir. Bu eşyalar karayoluyla geliyorsa bir sınır gümrüğünden geçmek zorundadır. Kontroller yapılır. Sınır gümrüğünde ondan sonra iç gümrüğe aktarılır eşya, oradan transit devam eder. Yani Kapıkule sınır gümrüğü görüyorsunuz ama eşyanın varış yeri Çatalca Gümrük Müdürlüğü olabilir veya Erenköy olabilir veya Ankara olabilir. Burada ilk kontroller, mühürler kontrol edilir. Ondan sonra o tıra bir süre verilir. O süre zarfında varış gümrüğüne gitmesi gerekir ve takibi yapılır. Deniz yolu taşımacılığında liman gümrükleri vardır. O liman gümrüklerinde işlemler yapılır. Eşyalar orada boşaltma ve yükleme işlemleri yapılır. Oraların sınır kapısı da liman gümrükleridir deniz yolunda. Hava yolunda da gördüğünüz gibi görselde hava yolları apronlardır, havalimanlardır sınır gümrükleri. Yükleme ve boşaltma ve gümrükleme işlemleri limanlarda yapılır. Şimdi burada da ufak bir görselle bunları Türkiye sevkinle alakalı süreci işlemeye çalışacağız. İşte gemi gördüğünüz üzere burada yurt dışından eşyalarını alır, uluslararası taşımacıya yüklenir ve hareket eder, varacağı limana gelir. Eşya varış limanına geldikten sonra bir ön kontrolleri yapılır bunların. Herhangi bir zararlı durum var mı, kaçak bir durum var mı gibi bir ön kontroller yapılır. Ön kontroller yapıldıktan sonra risk analizi gerçekleştirilir. Gerektiğinde X-ray kontrolleri yapılır. Ve bu kontrollerden sonra özet beyan onaylanabilir. Bu kontroller sırasında narkotik kontrolleri de yapılır. Bazı durumlarda ya da şüpheli durumlarda narkotik köpekler gelir, eşyaları, kolileri ya da araçları koklayarak bunları bulmaya çalışırlar. Hava yoluyla da yine benzer bir süreç var. Burada da yine araca, hava aracına yüklenir eşya. Araç eşyaları aldıktan sonra şu gerçekleşir. Varış havalimanına varır. Orada da yine eşyalar havalimanında ilgili birimlere beyan formları teslim edilir. Kontroller yapılır. Taşıt araçları kontrolleri yapılır. Burada da özet beyan formları verilerek onay işlemleri yapılır. Bu taşıma şekillerinde tabii bazı durumlarda süreler vardır. Bu süreler taşıma şekline göre değişebiliyor. İşte burada gördüğünüz gibi 4 saat bir süre var bu uçuşlarla ilgili. Bu gemi, tır, tren gibi taşıma şekillerinde de özet beyan verme ve varış beyan ve özet beyan verme ile ilgili süreler vardır. Bu tamamen nakliyecinin sorumluluğunda yapılan işlemlerdir. Emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizleri yapılıyor. Yine X-ray kontrolleri yapılıyor uçakta da gelse. Özet beyan onayları yine aynı şekilde yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi gümrük mühürleri vardır. Bu kontroller yapılır. Şuradan da göstereceğim. Ben size görebilir misiniz bilmiyorum. Şu mühürlerdir onlar. Bu mühürler kontrol edilir araçlar üzerinden. Ve o mühürler sağlamsa ona göre eşyalar boşaltılır, ambara alınır. Eğer mühürlerde bir hasar varsa ona göre idari işlemler yapılır. Özet beyan formu vardır gümrüklere verilen. Elektronik ortamda verilir. O da şu formdur. Yani gümrük sisteminden doldurulan bir özet beyan formudur. Bu da nakliyecinin vermiş olduğu, vereceği bir formdur. Bunu da nakliyecinin sorumluluğunda verilen form olarak düşünebilirsiniz. Evet, fiziki kontroller yapıldı. Eşyalar antropolara alındı. Özet beyan eksiklik ve fazlalıkları varsa onlara bakılır. Bazı durumlarda eşyalar eksik gelebilir veya fazla çıkabilir. Bu durumlarda cezai durumlar vardır. Eksik gelmesi durumunda da fazla gelmesi durumunda da cezai durum vardır. Bunları yalnız ispatlamanız gerekir bir şekilde. Eğer yanlış sevkiyat varsa, eksik sevkiyat varsa, yurt dışından bir karışıklık varsa bunların konsolosluk vasıtasıyla yazılı bazen belgeler istenebilirler. Bu eksiklik ya da fazlalıkların tespitiyle ilgili. İzin belgeleri gerekli durumlar olabilir.
Bununla ilgili de ürünlerden numune alınması gerekli durumlarda olabilir gümrük depolarında. Evet, ilgili kurumlarca kontroller yapılır. İzinler varsa alınır. Alınacak izinlerle ilgili sonuç yükümlüye bildirilir ve ona istinaden artık eşya ile ilgili ithalat sürecine yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Yani gümrükleme kısmına geçmeye başlıyoruz. Nakliyeci ile ilgili kısım bitti. Eşyalar geldi. Gümrük depolarına teslim oldu. Bundan sonra artık ne yapıyoruz? Gümrükleme süreçleri başlayacak. Limanların ya da taşıt araçlarının ilk yanaştığı gümrüklerdeki depolara genelde biz geçici depolama yerleri diyoruz ve buralarda eşyaların bekleme süreleri kısıtlıdır. Ama bunları antropolara aldırırsanız eşyalar orada bekleme süreleriniz sınırsız olur. Bunlarla ilgili de süreleri şöyle özet olarak burada gösterecek olursak, deniz yoluyla eşyanız gelirse 45 gün geçici depolamada bekleme süreniz vardır. Hava, kara ve trenle gelirse 20 gün bekleme süreniz var. İlk seferinde bir 30 gün süre alabiliyorsunuz bunlara. Sonrasında ise bir daha süre almak istediğinizde mal bedelinin %1'i bir fon ceza yatırarak tekrar bir süre alma şansınız var. Gümrükleme şirketleri olarak bizler müşavirler olarak şu özet beyan verildikten sonra ancak işleme başlayabiliyoruz. Yani eşyanın gümrüğe varması, gelmesi, gümrükleme işleminin başlayacağı anlamı sizde algısı oluşmasın. Özet beyanın nakliyeci tarafından verilmesi, daha önce ordno denen bir kavram vardı. Artık literatürden kalktı bu. Çünkü mevzuatta da yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde de kullanılan bir belge değil. Ve hala şu an maalesef yüksek meblağlarda ücretlerle bunlar satılıyor. Biz şirket olarak bunlara karşı belki tek başımıza bir savaş yürütüyoruz. Ödememeye ve bunları mahkemelere taşıyoruz. Olmaması, ödenmemesi gereken maliyetler. Çünkü 300-500 eurolar bir ordu ücreti, bir özet beyan için veriyorlar. Sizin eşyanızı taşıyor. Sizin eşyanız geldi diye size bir evrak verecek. Onun için bir sürü para tahsil etmek durumunda kalıyorlar sizlere ve bu sizin maliyetinizi arttırdığı gibi uluslararası ticarette de piyasa şartlarında rekabet gücünüzü de zayıflatıyor. Onun için biz bunların ödenmemesi tarafında rol alıyoruz ve mahkemeye veriyoruz. Birçok mahkemeyi de kazanıp bu paraların ödenmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, nakliyeciyle işimiz bitti ve artık gümrük müşaviri olarak süreçler bize geçti. Burada biz ne yapıyoruz? Gelen eşyaları, evrakları bir toparlıyoruz. Onlar üzerinde bir süreç analizimizi yapıyoruz. Evraklar toparlanılıyor. GİTİP tespitleri yapıyor. GİTİP az önce Sedat hocamızda gördük ne olduğunu, gümrük tarifi istatistik pozisyonunu. Bunlar için çeşitli tespit yolları var. İşte katalog, eşya tanımı, küşat. Küşatı da Sedat hocamız ikinci bölümde anlatacak inşallah vakit kalırsa. Beyannamenin yazımı, beyanname kontrolü, müşteri temsilcisi, grup müdürü, kontrolör vasıtasıyla yapılır. Tescil ve onay işlemini yaparız. Ondan sonra evrağı biz gümrüğe yollarız. Bu arada rejimlerimiz vardır bizim burada. Gümrük işlemlerine başlarken, beyannameyi oluştururken burada bu rejimlerin ana başlıklarını ben size kısaca özeteceğim. Çünkü bunların alt kırılımları da var. Ama ana başlıkları biliyor olmanız yeterli. Çok detayı bilmeniz bazen kafa karışıklığına sebep olabilir. Ya da bize danışmanız gereken yerde danışmayıp yanlış bir şey yapma şansınızı arttırabilir. Onun için detaylı bir durumda mevzuatla ilgili bir sıkıntınız olursa muhakkak birbirine danışmanızı ben öneririm. Evet, serbest dolaşıma giriş rejimi. Bu 40-0 diye adlandırdığımız 40 ile başlayan bir rejimdir. Yani ithalat, tamamen katı ithalatın isimlendirdiği bir rejim. Transit rejimimiz var. Bu da transit işlemlerde kullanılan bir rejim. Biraz sonra onu göreceğiz. Gümrük antrepo rejimi var. Az önce dediğimiz gibi geçici depolamalara gelen eşyalarınızın antropoya alınma durumu olabilir. Burada eşyalarınız uzun süre bekletilecekse bu rejimle serbest depoya, antropoya alırsınız. Orada antropoda süresiz bekletme şansınız olur. Dahilde işleme rejimi var. Bunlar geçici kabul ithalat ve dahilde işleme rejimi birbirine benzer rejimlerdir. Biri belge beyan ve beraberinde kullanılan bir rejimdir. Diğeri de gümrüklerden müsaadeyle aldığınız bir rejimdir. Bunlar da bir eşyayı yurt dışından getirirsiniz, onların üzerinde bir işlem yaparsınız ve yurt dışına gitmesi gerekir.
Şöyle örnek verirsek, dahilde işlemede kumaş getirdiniz, ceket diktiniz. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Yurt dışına bir ihracat olacağınız için getireceğiniz eşyaya gümrük vergisi vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Teminat çekiyorsunuz eşyanızı, kumaşınızı gümrük vergisi ödemeden. Daha sonra gömlek, ceket taahhüdünüzde ise onu dikiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Orada kullanılacak metrajlar, hesaplamalar var. O taahhüdünüzü yerinize getirdiğinizde teminatınızı çözüyorsunuz ve gümrük vergisi ödemeden bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bir de geçici kabul var. Arada gümrük kontrolünü biraz sonra anlatacağım. Geçici kabulde de benzer bir durum var. Burada da diyelim orada daha ufak işçilikler ya da malzemeler için geçerli olabiliyor bu. Ceket yapıyorsunuz ama bu ceketin düğmesini, etiketini yurt dışı diyor ki benim göndereceğim düğmeyi kullanacaksın, benim göndereceğim fermuarı kullanacaksın, etiketi kullanacaksın diyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Onları geçici kabul çekiyorsunuz, yine teminat yatırıyorsunuz. O çektiğiniz düğmeleri, etiketleri ya da fermuarları, o eşyalar üzerinde dikiyorsunuz ve ihracat yaptığınızda onları beyan ediyorsunuz gümrüğe. Ondan sonra teminatınızı geri alıyorsunuz. Geçici kabul de bu. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ise bazı spesifik eşyalar var. Bu eşyaları parça parça getirdiğinizde bu maliyetinizi arttırabilir. Örneğin bir çocuk bezinden bahsedelim. Bu bezin işte bir içindeki tampon bölgesi var, bağcıkları var, dış yüzeyi var, ilaç, kimyasal malzemesi var. Bunların hepsini ayrı ayrı getirdiğinizde hepsini ayrı bir vergilendirmeye tabi tutmak zorundasınız. Ama gümrük kontrolü altında bir yeri belirler ve o rejimi orada çalıştırabilirseniz, o müsaadeyi alırsanız, orada o işlemi yaparsınız, son halini getirdikten sonra bebek bezi olarak ithal edebilirsiniz. Bu da gümrük kontrolü altında işlem yapılacak rejim olarak adlandırabiliriz. Haçlı işlem rejimi de geçici işlemin ya da dahilde işlemin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Yurt dışında bu mesela bizim bir müşterimiz vardı, onu yapıyordu. Araç otomotiv sektöründe araçların iç donanım kablolarını üretiyorlardı. Bu kabloların, aparatların Bulgaristan'da bir fabrika üretilmişti. Oraya yolluyorlardı. Orada montajı yapılıp tekrar buraya geliyordu donanım olarak. Haçlı işleme rejiminde bu şekilde örnekle izah edebiliriz. İhracat rejimi zaten isminden de belli olduğu üzere katı ihracatın yapıldığı rejim türü. Transit rejimi söylemiştik az önce. Onu şu şekilde burada hangi evraklarla yapılabileceği görülüyor. O çok sizin ilgi alanınızda olan bir durum değil. O bizlerin işlemi takip edenler olarak bizlerin bilmesi gereken durum. Ama transit rejim dendiğinde ne anlanması gerektiğini anlatmak gerekirse şöyle örnek vereyim. İşte yurt dışından uçakla bir eşya geldi ve burada bizim Türk Hava Yolları'na yüklendi, yurt dışına gitti. Bu bir transit rejimdir. Yani geldi ülkenin direkt uçuşu yoktur gideceği ülkeye. Bizim üzerimizden transit bu eşya gidebilir. Havalimanından direkt hiç gümrükten çıkmadan diğer araca sevk edilir. Ya da bir sınır kapımızdan girip direkt diğer sınır kapımızdan çıkacak eşya olabilir. Bu da bir transit örneğidir. Girdiği sınır kapısında kontrolleri yapılır, araç ve evraklar, mühürleri. Ona hava ve yol şartları durumuna göre çıkış gümrük kapısının mesafesine göre bir süre verilir. O süre zarfında eşyanın ülkemizden transit geçişine müsaade edilebilir. Ya da bir gemiyle eşya limana yanaşır. Limandan gümrükleme işlemi, hiçbir gümrükte Nevşehir'de o yapılacağını, pardon burası sanırım Isparta'ya falan denk geliyor. Isparta'da yapılacağını düşünürsek gemiden sıra eşyalar yüklenir, mühürlenir, teminat yatırılır ve iç gümrüğe sevk yapılır. Bu yine bir transit rejimdir. Gümrükleme işlemi bu boşaltıldığı ya da buradaki gümrükte nihai gümrükleme işlemi yapılabilir. Ya da yine yurt dışından sınır kapısından gelip direkt iç bir gümrüğe araç gelir. Sınır kapısındaki kontroller yapıldıktan sonra gümrükleme işlemi iç gümrüklerde yapılabilir. Veya yurt dışından yine tırla gelip uçakla transit devam edebilir eşya veya iç bir gümrükten limana tırla gider. Gümrükleme işlemi limanda yapılıp gemiye yüklenip gemiyle yurt dışı ihracat yapılır. Ya da bir limandan bir limana transit eşya taşıması yine yapılabilir. Transit ticaret yapacaksanız bu transit taşımaların dışında eğer transit ticaret yapacaksanız
Yani örneğin yurt dışından eşyayı getirdiniz ve başka bir ülkeye satacaksınız. Bu eşyayı ithal etmeden satma şansınız var. İthal ederseniz çünkü vergi maliyetiniz ya da müsaade alınması gerekiyorsa onunla ilgili müsaadeler almanız gerekebilir. Ama ne yaparsanız bununla ilgili transit ticaret yapabilirsiniz. Yurt dışından eşyayı gümrüğe getirirsiniz. Gümrükte bir elleştirme yaparsınız bu eşyayı. Üzerindeki etiketleri değiştirebilirsiniz. Gideceği ülkedeki alıcı hangi ülkeden geldiğini ya da hangi alıcıdan geldiğini bilmesini istemeyebilirsiniz. Çünkü direkt onlar kontağa geçip oradan satın alma işlemi yapabilir. Bu durumda ne yaparsınız? Üzerinde elleştirme yapıp o eşyaların üzerindeki o fatura ve bilgileri alabilirsiniz. Bantları sökebilirsiniz, kolileri değiştirebilirsiniz. Kendi bantınızı, evraklarınızı, faturalarınızı koyup elleştirme yapıp transit ticaretle göndereceğiniz ülkeye satışınızı yapabilirsiniz. Bu sizi büyük bir maliyetten kurtaracaktır. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Böyle bir ticaretiniz olursa. Evet, artık beyanname yazımına geldik. Şimdi biz gümrük müşavirli olarak beyanname, ithalat beyannamesini üretmekten sorumluyuz. Burada biz 54 tane kutucuk var bu beyannamede ve bu 54 tane kutucuğu da doğru doldurmak durumundayız. Eğer bir kutucukta yanlış bir beyan yaparsak bunların cezai sorumlulukları olabiliyor. Bunu Sedat Hocam biraz sonra anlatacak hangi durumlarda hangi cezalar oluyor. Bunlar bazen çok büyük yaptırma olan cezalar oluyor. Bazen 241'ler olabiliyor. Ona çok fazla girmeyeceğim. Beyanname nushaları var burada. 8 nushalık bir koçandır bu. Birinci nusa, ikinci nusa, üçüncü nusa ihracatta. Yine birinci, dördüncü, beşinci nusa transitte. 6, 7 ve 8 nolu nusalarda İthalat beyannamelerinde kullanılır. Şurada görüyorsunuz işte 8. nusa, 3. 8'i gibi görebilirsiniz bunu da. Ya da şurada bir beyanname üzerindeki numaranın ne ifade ettiğini anlamak istiyorsanız eğer işte en baştaki işlemin yapıldığı yılı, ikinci rakam o işlemin yapıldığı şehrin plaka kodunu, üçüncü rakam o işlemin yapıldığı gümrük kodunu. Bu Atatürk Havalimanı 0300 İstanbul'da yapılmış. 2019'da yapılmış. Bu rejim türünü, bu da artık beyanname numarasını ifade eder en son artık harflerden sonra. Rejimlerde başlıkları az önce görmüştük. Burada ithalat, antropa, işte ihracat ve transit rejimleri olarak görüyoruz. Beyanname dışında kullanacak belgeler vardır. Bunlar olduğunda beyannameye gerek duyulmadan bu beyannameler üzerinden işlemler yapılma durumu olabilir. İşte gümrük sahalar var. İşte yavaş yavaş beyanname hazırlandı. Artık gümrük sahalara gitmemiz gerekiyor. Buradan birkaç gümrüklü saha görseli var İstanbul Havalimanı gibi. Ve beyanname artık gümrük sahaya gitti. Ve buralarda işlemlerle ilgili süreçler bizim için çok önemli. Bu tabloyu çok okumayacağım çünkü vaktim azalıyor. Bunu sunum paylaşılacağı için orada görme şansınız var ama süreler gerçekten pazar kayıpları ve maliyetler açısından çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatlarla ilgili Sedat Hocamız az önce bahsetti. Bunu da hızlı geçmeye çalışacağım. YYS tabi firmaların yeşil hattı vardır. Bu özel tanınmış bir hattır ve kurumsal firmalara özellikle vergisini istihdamını ve belli bir ihracat taahhüdünü sağlamış firmalara tanınan bunu sağlıyorsa bir firma devlet de diyor ki ben sana özel hızlı bir şekilde hattan geçmeni sağlıyorum diyor. Sarı hat evrakların kontrol edildiği hattır. Evrak üzerinde kontroller yapılır. Bazen sarıdan kırmızıya sevk de olabilir eğer evrak üzerinde kontrol yeterli bilgiye sahip olunamıyor durumlar olabilir. Kırmızı hat ise hem eşyanın hem evrakın kontrol edildiği hattır. Burada da gördüğünüz gibi görselde muayene memurları kalkar, eşyaları da evrakları da kontrolünü sağlar ve ondan sonra beyannameyi sonlandırır ve beyanname sonlandıktan sonra yeşil, sarı, kırmızı hatlarda sonlandıktan sonra vergi ödemesini yaparsınız. Bazen şu soru geliyor, bilmiyorum arka planda da geldi mi? Hatlarla ilgili değerli katılımcılar, bizim hiçbir müdahale olma şansımız yok. O tamamen risk devlet tarafından belirlenen bir risk. O geldiği ülkeye göre, geldiği tarifeye göre, geldiği ithalatçıya göre bile zaman zaman değişebiliyor. Bakıyorsunuz sarı çıkan eşyanız bir süre sonra kırmızı çıkabiliyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Niye sarı çıktı veya niye kırmızı çıktı denmesi bize sorulacak bir soru değil maalesef. Hatta bir dönem
Hollanda'dan gelen eşyalara kırmızı çıktı. Niye? Bizim bir devlet bakanımız gitti orada. Araçtan inemedi. Bazı zorluklar yaşatıldı. Onun üzerine bu da bir siyasi politika olarak gümrükler kullanıldı orada. Hollanda'dan gelen tüm eşyalar o dönem kırmızı hatta yönlendiriliyordu ve kırmızı çıkıyordu. Bu tamamen konjektöre göre ya da eşyanın geldiği ülke, gönderici, alıcı, gümrük tarifesine göre değişen bir kontroldür. Ödemeler güm kartla, havaleyle, SMS'le ve teminatla yapılabilir. Teminat tabii geçici işlemlerde, dahil değişleme işlemlerinde ya da geçici kabul işlemlerde kullanılabilir. Diğer işlemlerde SMS, havale ve güm kart kullanarak ödeme işleminizi, gümrük vergi ödeme işleminizi yaparsınız. Evet, gümrük sahalardaki işlemimizde yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Orada da vergi ödemelerini yaptık, işlemlerimizi bitirdik, gümrük vergimizi ödedik. Ve artık ilgili depoya gittik. Depoda da RDM'imizi ödedik. Orada bekleme ücreti az çok biliyorsunuzdur herhalde. Ne kadar bekliyorsa depoda onunla ilgili RD ödemelerini yapıyoruz. Ve RD ödemelerini yaptıktan sonra da gümrük çıkış fişini alıyoruz. Ve eşyalarımızı iç nakliye yaptıracağımız araçlara yükletiyoruz. Ve nakliye yaptıktan sonra da ilgili araçları fabrikalarımıza, ithalatçılara sevkini yapıyoruz. Bizim için sınır kapısı... Değerli katılımcılar, şu sarı borular ya da barlar şeklinde gördüğünüz yerin geçtikten sonra ithalat bitmiş oluyor. Yani bu sınır bizim için gümrük sınırımız burası olmuş oluyor ve millileşmiş oluyor bu sınır geçen eşya. Burada ikinci görselde de göreceğiniz üzere bir formüle yarışları için çektiğimiz bir araç vardı. Bu sınırı geçtikten sonra eğer eşyanızda araca, çekici araca yüklenmiş bir hasar varsa artık geri dönüşünüz yok. Bu sınırı geçmeden önce son bir kontrollerin yapılması gerekiyor. Eğer o kontroller sırasında bir hasar varsa onun tutanağa bağlanması gerekiyor ki zararın tanzimi edilebilsin. Yoksa geçtikten sonra maalesef geri dönüşü yok. Onun için bizim sınır kapımız bu sarı barlarla görülen yerdir. Gümrük yükümlülüğünün sona ermesi durumu var. Burada verginin ödenmesi, kaldırılması, beyannamenin iptali, işte eşyanın müsaade edilmesi ya da imha edilmesi gibi durumlar. Şimdi ben şu ana kadar anlattığım tüm süreci tek tablo üzerinde hızlıca özetlemeye çalışacağım. Ne yaptık? Yurt dışından bir satıcıdan eşyamızı bulduk ve satın aldık. Şartları belirledik. Uluslararası bir nakliyeciyle anlaştık. Eşyanın sevkini yaptırdık. Ve eşya bizim Türkiye'deki gümrük sahaya geldi. Orada gümrük sahada nakliyeci özet beyanlarını verdi. Bize gümrük müşavirine sıra geldi. Biz tüm evrakları elimizde buluşturduk, müsaadeleri aldık, beyannameyi hazırladık ve sistem üzerinden gümrük sistemine onaya gönderdik. Gümrük onayına gönderdikten sonra gümrük sistemi server üzerinden sistem otomatik hatları belirledi. Bu söylediğimiz gibi kırmızı, sarı ya da ithalat için yeşil hat olabilir. Kırmızıda ne demiştik? Hem eşyanın hem evrakın kontrol edildiği hattı. Burada kontroller yapıldıktan sonra eğer problem yoksa eşya muayene memurunca kapanıp bloke kaldırılır ve vergi ödemesine geçiyoruz. Sarı hatta sadece evrak kontrollerimizi yapıyoruz ve yine evrak kontrolü bittikten sonra problem yoksa vergi ödemesine geçiyoruz. Yeşil hat, YS sahibi firmalara tanınmış ayrıcalıklı bir hattı. Bahsettiğimiz gibi bu hatta sahip olan, bu belgeye sahip olan ithalatçının sistem üzerinden değerlendirme süresi 20 dakika. Risk analizine tabi tutuluyor. 20 dakika içinde sistem otomatik değerlendiriyor. Hiç gümrüğe gitmiyorsunuz. Ne sarı, ne kırmızı, ne muayene memuru, hiç memur görmeden sistem otomatik bunu değerlendiriyor ve 20 dakika içinde sonuçlandırıyor ve orada da vergi ödemesini yapıyorsunuz. Eğer bir risk oluşursa o durumda fiziki muayene gerekebiliyor. O da nadir durumlarda olabiliyor. Ne yaptık? Vergi ödemesini yaptık. Eşya artık serbest kalıyor. Vergi ödemesi de yapıldığı için. Bunun için çıkış ambarı bir çıkış fişi üretiyor. Ve eşyayı çıkış ambarından gümrük gözetiminde çıkarılarak ilgili iç nakliye araçlarına yüklüyoruz. Sevki yapılıp ithalatçı firmanın fabrikasına varıyor. Burada süreçlerle ilgili de kimlerde sorumluluk olduğunu kısa bir analiz var. Bunu da çok girmeyeceğim. Görüp anlayacağınız şeyler. Kaçakçılıklar var. Çok dikkatli olmamız lazım. Kusura bakmayın hızlı anlatıyorum. Vakitimiz çünkü yetmeyecek gibi görünüyor. Dikkatli olmanızı öneririm. Bazen oyuncakların içinden uyuşturucu cevaplar çıkabiliyor. Bunlar sizi de kullanabilenler olabilir.
farkına varmazsınız. Dikkatli olmanızı öneriyorum. İşte kereste taşımacılığı içinde gördüğünüz gibi dövizler var. Basketbol topu içinde sigara, müzik hoparlörü içinde cep telefonu, kedi köpek mamaları içlerinde uyuşturucu haplar ya da burada croissant görüyorsunuz ya da bu tür börek çörek ya da pastane ürünleri üzerinde döviz kaçakçılığı olabiliyor. İşte yine burada da gördüğünüz kaçakçılık örnekleri var, nadir de olsa. İşte bir alkollü ürün üzerine alkolsüz bir şekerli ürün gibi ambalaj ürünler olabiliyor. Etiketlerle ilgili örnekler vereceğim. Bu da çok önemli. Masa başında oturan dostlarımız, arkadaşlarımız, çalışanlarımız maalesef bazı durumlarda bunların ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunlar da çok önemli. Bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. MSDS var. Bazı eşyaların taşınmasında bu formların muhakkak oluşturulması, taşınması ve özel düzenek hazırlanması gereken eşyalar var. Bazı eşyalara dokunulmaması gerekiyor. Bu etiketlere muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mıknatısla yanaştığınızda ya da o eşyalara dokunduğunuzda vücudunuzdaki elektrostatik elektriği bu eşyalara aktarıp zarar verebilirsiniz ve o eşyalar kullanılamaz duruma gelebilir. Bu etiketi görüyorsanız o eşyaya dokunmayın. Veya burada gördüğünüz gibi denge etiketleri olabilir. Bunlar çok bilinen konular değildir. Ben dediğim gibi yaklaşık 25 sene sahada, havalimanında çalıştığım için Atatürk Havalimanı'nda gördüğüm örnekler üzerinden aldığım tecrübeye dayanarak oluşturduğum bir eğitimdir. Ve bu bir eğitim eşi daha olduğunu zannetmiyorum. Mesela burada gördüğünüz etiket şudur. Bilmiyorum net görebiliyor musunuz kamerada? Şurada bir pin vardır. Bu pimi çektiğinizde çekersiniz ve bunu eşyanın üzerine yapıştırırsınız. Bu eşya seyahate başlar. Eğer bu eşya bir yerde devrilir yatarsa o jel şöyle mavi jel şu uç ok kısmına bulaşır. Eğer eşya çekmeden önce böyle bir bulaşı varsa bunun da bir tespiti yapılması ve sigorta eksperine gösterilmesi lazım. Yurt dışı size bir eşya gönderirken söylerse ki böyle bir denge etiketinden bahsederse anlayacaksınız ki böyle bir etikettir. Ve siz de burada taşıyıcıyı da müşavirinizle uyarmanız lazım. Bu eşya geldiğinde bu etikete dikkat edilmesi ve eğer bu etikette şu ilgili beyaz alanda bir hasar varsa bununla ilgili bilgi verilmesini istemenizi rica edeceğim. Ya da depocunuzda uyarmanız gerekir böyle etiketlerde. Veya yine şekildeki gibi şu denge etiketi var. Bunun içinde beyaz bir mil vardır ortada. O mil yerinden çıktığında bir daha yerine koyamazsınız. Bu da bir yerden düştüyse, şu ses geliyor mu bilmiyorum, içinde o mil yerinden çıkmış artık. Tekrar yerine koyamazsınız. Eğer bu mil de yerinden çıktıysa burada da yine bir hasar olabilir. Bu hassas eşyalar ürünlerin üzerlerinde kullanılır. Daha hassas eşyalarda ise şu yine resimde gördüğünüz etiket vardır. Bunun içinde de boncuklar vardır. Şurada hareketi görüyorsunuz herhalde. Bu da bu eşya kaç derecede yattıysa o boncuk oraya girer ve bir daha çıkmaz. Bu eşyanın kaç derece yattığını orada görebilirsiniz. Bazı taşınması sırasında o eşyaların içinde çünkü yakıt olabiliyor, yağ olabiliyor, sıvılar olabiliyor ya da elektronik bir devre oluyor. Belli bir açıya geldiğinde zarar görebiliyor. Bu durumlarda da bu etiketler kullanılabiliyor. Yurt dışı size gönderirken eğer bunlardan bahsediyorsa anlamanız gereken bunlar. Şok etiketleri var. Bu da o da şudur. Mesela burada gördüğünüz bunların renkleri vardır. Burada gördüğünüz farklı renkler vardır bu eşyalarla ilgili. Bunlarla ilgili de üzerlerinde gramlar yazar. Farklı renkler gördüğünüz gibi. Ve bu aldığı darbe sonucu şurada şöyle yakın göstermeye çalışacağım. İnşallah görünüyordur. Ya da mouse'tan üzerinde de göstereceğim. Şurada bir tüp vardır. Bu tüp beyazdır. Eğer bu eşya bir yerden düşer ya da bir şey çarparsa, forklift veya bir araç çarparsa bu eşyaya, o tüpün içi şu şekilde kızarır gördüğünüz gibi. Eğer bu kızarmışsa yine bu eşyada bir hasar oluşmuştur anlamamız gerekiyor ve yine bu durumda bir eksper raporu tutulması gerekir. Bir de bazı durumlarda bu zarara görmüş ama nerede görmüş, kimin sorumluluğundan görmüş? Bunu anlamamız için de sayaçlı etiketler var. Sayaçlı etiketlerden ne anlıyoruz? 27. saat 43. dakikada
hasar görmüş. Bu sayaç burada durmuş. Yani bu yurt dışında mı, taşıyıcıda mı, yoksa Türkiye'ye geldikten sonra ya da Türkiye'de çekildikten sonra iç nakliyede ya da sizin deponuzda mı olmuş? Bunu anlamanızı sağlamak için sayaçtır. Bir ileriye gittiğimizde 400 tane olayı telsiz vasıtasıyla, veri vasıtasıyla masanızdaki bilgisayarınıza yollayan etiketler de var. Tabii maliyet yüksek ve çok maliyet yüksek eşyalarda bu kullanılır. Ben Pratt & Whitney firmamıza bu eğitim verirken bu bahsetmiştim. Uçak motorları taşıyorlar ve çok dikkatlerini çekmişlerdi. Bu bilgileri yoktu. Bu etiketleri kullanmaya başlayacaklardı. Bilmiyorum kullanıyorlar mı? Bu tür çok kıymetli eşyalarda bunları kullanılabilir ve bu sıcaklık, nem, sarsıntı, bütün bilgileri anında ekranınıza yansıtabilir. Bu da bir genel kültür olarak yanınızda olsun. Çünkü bu tür etiketlerden bahsedilirse taşıma esnasında ya da konşimentolar taşıma belgelerinde anlayınız ki bunlara dikkat etmeniz gerekir. Termal etiketler var, ısı etiketler. Bunlar tabii ki daha çok bozulacak eşyalarda kullanılan etiketlerdir. Burada yuvarlaklar görüyorsunuz. Burada işte 5 derece, 10 derece, 15 derece gibi dereceler olabiliyor. Bozulma başlıyor. Burada da işte bozulma başladıysa bunun bilgisi verilmesi gerekir. Steril eşyalar var. Bunların da açılmaması, dokunulmaması gerekir. Bazen ameliyatlarda kullanılacak kateterler gelebiliyor, damarlar gelebiliyor. Bunlar steril eşyalardır. Kesinlikle açılmaması, bu ambalajların dokunulmaması gereken eşyalardır. Eşyalarınız zarar görüyorsa taşıma esnasında bu tip taşımayı tercih edebilirsiniz. Bizim bir müşterimiz vardı, bilgisayar cep telefonu getiriyordu, hep ambalajları ezik geliyor diye şikayet ediyordu. Ve bunlar biz hep teşhir ürünü yapmak zorunda kalıyoruz ve satamıyoruz diyorlardı. Ambalajlar ezik olduğu için. Bunlarda da biz ne yapıyoruz? Bu öneriyi sunuyoruz. Bu eşyalarda şu gördüğünüz gibi piramidi koydurursanız üzerinize, eşyalarınız üzerine başka eşya yüklenmez ve eşyalarınız hassas bir eşyaysa zarar görmez. Bunlar tabii ki bazı durumlarda taşıma maliyetini arttırabilir. Onu da göze almak ya da o maliyeti bakmak lazım. Şimdi ihracat operasyon süreci var ama tamamen ithalatın tam tersi diye düşünebiliriz. Onu da ben sadece son bir sayfadan bahsedeceğim. Çünkü süreyi aştım zaten. Onun üzerinden hızlıca bahsedip geçeceğim ve bitirmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Çok hızlı anlatmaya çalıştım ama süre maalesef yetersiz kaldı. Şimdi evet, ihracat malında da ilk önce bir talimat gelir. Ona istinaden fatura, çek listesi, Euro 1 veya ATR dolaşım belgeleri ve beyanname vardır. Ticaret odasından belgeler onaylanır. İhracatçı birlikten kripto onayı alınır. Ondan sonra ihracat eşyası, tescil aşaması ve tüm evraklar gümrükte bir araya gelir. Gümrükten sonra muhafaza kaydı, ambar kaydı, muayene işlemi yapılır. Ondan sonra gözetim memuruna verilerek eşyalar ilgili araçlara yüklenir ve ihracat işlemi gerçekleşmiş olur. Benim sunum burada sona erdi. Kusura bakmayın, hızlı anlatmak zorunda kaldım maalesef. Çünkü Sedat Bey'de çok sıra şey kalmadı burada, vakit kalmadı, özür diliyorum. Buyurun. Estağfurullah hocam, ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Birkaç soruyu yine de cevaplamak isterseniz okuyayım. Malzemeyi gönderdikten sonra alıcı almaktan vazgeçerse gitmiş... Şöyle yaparsanız... Tabii buyurun. Vakit çalmamak için ben onları burada yazılı cevaplamaya çalışayım Sedat Hocam anlatırken. Arkadaşların da vakitlerini almamaya çalışayım, olur mu? Tamam, o da olur. Sedat Hocam, o zaman sizden böyle bir 10-12 dakika içerisinde toparlamanızı rica edeceğim. Süremizi açtık malum. Ben de elimden geleni yapmaya deneyeceğim. Tamamdır, teşekkür evet. ederim. Evet, Gürüz Bey'in güzel anlatımından dolayı teşekkür ediyorum. Ben de bazı bilmediğim konuları bu vasıtayla öğrenmiş oldum. Diğer mevzuat ve teknik bilgiler konusunda bilgi veriyor olacağım ben de son olarak sizlere. Burada geçici kabul işlemlerinde ayniyet yapılması, geçici kabul işlemlerinin neler olduğundan sizlere Gürüz Bey bahsetmişti, dahildi işleme, geçici ithalat gibi işlemlerde. Burada bu eşyaların tekrar yurt dışına çıkışı yapılacağı için
Gümrük İdaresi bu eşyaların fotoğraflama yoluyla, numune alma yoluyla bunların nelerini yapıyor? Ayniyatını, yani bu eşyanın seri numarasını kaydediyor. Eşyanın fotoğrafını çekiyor, üzerine mühür vurmak suretiyle bunların ayniyatını tespit ediyor ki giren eşyaya çıkan eşya aynı mı mesela? Laboratuvar kimyane tahlil işlemleri, bunlar da özellikle kimyasal, gıda ürünlerinde, içeriğinde bulunan ürünlere istinaden bu eşyanın getirdiği doğru mu verilmiş? Bu eşya, evet, beyanda kullanılan, beyan edilen eşya aynı eşya mı? Bunun tespitini yapmak için kimyane işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunların hepsini tek tek giremeyeceğim. OKSB, YİS, vergilerden, gözetimden, dumpingden bahsettik. Genelleşti tercih sistemlerden bahsettik. Dahildi işlemi izni, dahildi işlemi izin belgesi, TEV'den bahsettik, CE'den bahsettik. Supalın taşı süslü dediğimiz işlem, eşya daha geldiği taşıtın üzerindeyken, bu gemi olabilir, tır olabilir, uçak olabilir veyahut bir tır olabilir. Bunun üzerindeyken gümrükleme işlemlerinin bitirilmesi olarak bunu nitelendirebiliriz. Küşat ne demektir? Küşat şu demek, gümrük kanunu bize bir hakkı tanımış. Diyor ki siz eşyanız varış yerine, yani sınır gümrük idaresine geldiğinde eşyanızı gidip gümrük idaresinden bir izin alarak eşyanız esnafına uygun olarak gelmiş mi? Veyahut doğru şekilde vergilendirmek adına gidip eşyanın bir fiziksel olarak kontrolünü sağlayarak tarifelendirmenin doğru yapılmasını sağlamak için de olabilir bu. Veyahut eşya hasarlı mı geldi, hasarsız mı geldi? Bunların kontrolünü yapmak için, esnafına uygun olup olmadığını kontrolünü yapmak için gümrüklü sahalarda, antrepoda veyahut geçici depolama yerlerinde yaptığınız fiziki kontrol, buna işte küşat denmekte. Ne zaman yapılıyor? Zaten söylediklerimin üzerinde, söylediğim geçici depolama yerinde ve gümrük antrepolarında, buralarda bunlar yapılır. Elleşleme nedir? Elleşleme aslında çok basit şekilde yapılan işlemlere elleşleme denmekte. Elleşleme geçici depolama yerlerinde ve gümrük antrepolarında, yani eşya gümrük gözetimi altındayken yapılan bir işlemdir. Eşya gümrük gözetimi altında çıktıktan sonra siz eşyayı, yani vergilerini ödediğiniz serbest dolaşıma soktuktan sonra üzerinde yaptığınız işlemler aslında artık gümrük idaresini ilgilendiren kısmından çıkıyor. Ama eşya gümrük gözetiminde, gümrüklü sahalarda bulunduğu süre boyunca herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız, işte Gürbüz Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi, Gürbüz Hocam'ın da bahsetmiş olduğu gibi etiketinin sökülmesi, tamiri, havalandırması, kalburlanması, karıştırılması, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara. İşte getirdiniz bir tonluk kapların içerisinde buğday. Buğdayı 50 kilogramlık çuvallara koymak istiyorsunuz. Bu bir elleşleme işlemidir ve bunu bir izin alarak yapmanız gerekir. Beyannamede düzeltme işlemleri var. Eksik eşyaların eksik çıktığı durumlarda, fazla çıktığı durumlarda ne yapmanız lazım? Düzeltme yapmanız lazım. Müfrez bölünmüş beyanname, bir beyanname kapsamı eşyanın bir bölümünü çekmek istiyorsunuz. Diğer beyannamenin eşyaların bir bölümünün işlemlerini tamamlayamadığınız için o kaleme ilişkin beyannameyi bağlayarak yeni bir yavru beyanname diyoruz biz buna. Bir beyanname açıyorsunuz. Buna da biz müfrez, yavru beyanname ile eşyayı çekmek diyoruz. Rezerv tutana eşyanız eğer küşat yaptırdınız veya küşat yaptırmadınız, geçici depolama yerinde tespit edildi. Rezerv tutana düzenleniyor. Yani hasarlı eşya olarak düzenleniyorlar. Eşyayı almaktan vazgeçtiniz, geri gönderiyorsunuz. Buna da mareci iade diyebiliyoruz. Efsafına uygun çıkmadı. Veyahut eşyanın ithalat işlemini yapmaktan vazgeçtiniz, almaktan vazgeçtiniz, gümrüğe terk edebiliyorsunuz, parasını ödediniz, parasını da geri alamıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki ben vergileri ödemek istemiyorum, Türkiye gümrük bölgesine serbest dolaşıma sokmak istemiyorum, gümrüğe terk edebilirsiniz. Veya imha edilmesini talep edebilirsiniz. İmhayı niye isteyebilirsiniz? Şundan dolayı isteyebilirsiniz. Belki de siz bir yurt dışı firmasının burada distribütörüsünüz. Üzerinde sizin kullanma gümrüğe terk ettiğinizde belki de eşya tasfiye olacak ve başka bir yerde satılacak olabilir. Bu gibi durumlarda sizin ürününüzün sahtesini üretmişse, özellikle bu gibi durumlarda oluyor bu. İşte Nike değil de iyi kaldırmış NK diye bir şey yapmış ama aynı anlamı kullanmış. Siz diyorsunuz ki ben bu eşyanın imha edilmesini istiyorum. İmha ediliyor ki
sizin piyasanızı zarar görmesin ticari şeylerimiz. Beyannamede düzeltme yapabilirsiniz. İşte yanlış bir beyan yaptığınızda fatura numarasını yanlış girdiniz, kıymet eksikliği gibi hususlar, tabi bunların cezaları var. Beyannamede iptal edebilirsiniz. Tabi beyanname iptalinin de koşulları var. Bunları şu an sayamıyorum. Ek süre talep edebilirsiniz. Özet beyan ek süreleri bahsetmişti Gülüz Bey. Düzeltme, teminat çözüm. Bunlar da diğer yaptığımız işlemler. Belgede sahtecilik şöyle biraz bahsetmişti zaten Gülüz Bey. Ben sadece ufacık bir şey söyleyeceğim. Evet, belgelerde özellikle resmi belgelerde, ticari belgelerde yanlış bir ibare varsa bunu karşı taraftan düzeltmelerini talep edip yeni bir fatura, yeni bir çekil listesi talep edebilirsiniz. Veya çekil listesi sizler de düzeltebiliyorsunuz. Ama resmi belgelerde bir oynama yaptığınızda, bir değişiklik yaptığınızda bu tip cezalarla karşılaşabilirsiniz. Türk Ceza Kanunu kapsamında. Menşe saptırması, bundan da bahsetmişti Gürbüz Bey biraz ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Gürbüz Bey, İsviçre'den aldığınız bir eşyan Çin menşeli olarak çıkabileceğinden bahsetmişti. Orada da şunu düşünün. İsviçre'den aldığınız eşya aslında Çin menşeli ama İsviçre menşeli yazmışlar. Bu da işte menşe saptırması. İsviçre menşeli olarak beyan edildiğinde, size bir belge sunduğunda vergi avantajı sağlıyorken, Çin menşeli olarak İsviçre'den ithal ettiğinizde vergi avantajı sağlamıyorsa, bu şekilde beyan yaparak siz kendinize bir menfaat sağlamış oluyorsunuz. Tabi bu kaçakçılığa kadar da gitme durumu var. Bakın burada bir örnek olarak göreceksiniz. Philips marka. Bakın C'si var, şeyi var. Burada diyor ki Philips Holland diyor. Design by Holland diyor. Burada gene Philips diyor. Aynı şekilde C'si var. Ama aslında Made in China. Yani Çin'de üretilmiş eşyayı sanki Hollanda'da üretilmiş gibi gösteriyor. Bunlar usulsüzlük cezaları. Tek tek hepsini girmeyeceğim. İtiraz hakkınız var. Uzlaşma hakkınız var. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Gümrük İdaresi size bir idari para cezası uyguladığında veya idari bir yaptırım uyguladığında siz itiraz etme hakkına sahipsiniz. İdari ceza veya idari karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. Veyahut idari bir para cezasına ilişkin olarak da 15 gün içerisinde uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. Veyahut bu idari para cezasını ödeyip, 1/4'ünü ödeyip, yani bir peşin ödeme indiriminden yararlanabilip sonrasında 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz ama uzlaşma yapamazsınız. Tahlile aynı şekilde 15 gün içerisinde. Eşyanız tahlile gönderildi, kimyasal bir eşya. Sizin beyan ettiğinizden farklı bir eşya çıktı. Belki de tahlil yanlış yapıldı. Tekrar itiraz edip tahlilin tekrarlanmasını isteyebilirsiniz ama masraflarınızı tabi arttıracaktır bu. Burada sizin eşyanın içeriklerini iyi bilen, özellikle kendi bünyesinde kimyager bulunduran bir gümrük müşavirliği firmasıyla çalışmanızı özellikle tavsiye edebiliriz. Bu önemli bir detay çünkü. İtiraz ettiğiniz itirazınız kabul görmedi, idari yargıya gidebilirsiniz. Bunun durumunda zaman aşımı da olabilir. Belki de ceza uygulanmadı ama 3 yıl geçti. 3 yıl sonrasında usulsüzlük cezalar için olmasa da vergi kaybına neden olan işlemlere ilişkin cezalarda zaman aşımı hükümleri karşı karşıya kalabilirsiniz. Mücbir sebep halleri var. Gümrük yönetmeliğinde bunlar sayılmış. Süreleri mücbir sebeplerden dolayı geçtiğinizi düşündüğümüzde gümrük idaresine başvurup süreleri mücbir sebeplerden dolayı geçtiğini kanıtlayabilirseniz süreleri mücbir sebebin belirtildiği günden sonra tekrar size belirli bir süreyle verebilirler. Eşya tasfiyeli oldu. Sonrasında gittiniz tekrar sip %1 ödediniz. Sahibine iade olarak alabilirsiniz. Mücbir sebepler bakın burada sayılmış. Ve hepimizin de yaşadığı genel salgın hastalık, pandemi süreci, 2020 yılında İzmir'de yaşadığımız deprem, ben de oradaydım. Bunların hepsi birer mücbir sebep hali olarak karşımıza çıkıyor. BTB var. Bir eşya ile ilgili olarak bağlayıcı tarife bilgisi başvurusunu yapabiliyorsunuz. Bağlayıcı tarife bilgisi yaptığınızda bu 6 yıl geçerlidir. 6 yıl boyunca eğer bir değişiklik olmazsa, tabii buradaki değişiklikten kasıt Dünya Gümrük Örgütü'ne ilişkin
eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin değişiklikler, kendi ülkemizde yapılan değişiklikler, bunları etkilemediği durumlarda 6 yıl boyunca bu tarife üzerinden bu eşyanızı çekebiliyorsunuz. Tabi bu da uzun bir mevzuatı var. Hepsini şu an anlatamıyorum. Bağlayıcı menşe bilgisi şu an hala hazırda hiç başvurularını kabul etmiyorlar ama bu da aynı şekilde 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere bağlayıcı menşeyi aldığınızda o eşyanız için özellikle olarak sizler bu eşyanın menşeini o ülke menşe olarak kullanabiliyorsunuz. Tasfiyelik eşya tabii burası da uzun bir şey. Burada özet beyan sürelerinden bahsetmişti Gürbüz Bey. Demişti ki deniz yolu dışındakiler için 20, deniz yoluyla gelen eşyalarda 45 günlük süre var. Bu süreyi açtıktan sonra siz gümrük idaresine başvurarak ilk seferinde SIFT değerinin %1'ini ödeyerek eşyayı alabilirsiniz. İkinci kez bu haktan yararlanmak isterseniz o zaman da SIFT değerinin %3'ünü ödeyerek bu eşyayı alabiliyorsunuz. Ama diyelim ki siz SIFT %1'i ödemediniz. Eşyanın ihale ilanı yayınlandı veya perakende satış kararı alındıktan sonra gittiniz. Ben bu eşyanın SIFT değerini ödeyip almak istiyorum dediniz. Bu sefer de %10 ödeyerek size tekrar özet beyan süresi verirler. 30 gün. Bu 30 gün içerisinde gümrük işlemlerini tamamlayıp eşyanın ithalatını gerçekleştirebilirsiniz. Kaçak eşya ile ilgili örnekleri zaten Gülbüz Bey vermişti. Bir diğer husus olarak bir saniye. Evet, sonradan kontrol teftiş dediğimiz gibi zaman aşımı hükümlerinden bahsediyoruz ama kontroller 3-4 aşamalı yapılıyor. Gümrükte yapılan cari kontroller, ikinci muayene, sonradan kontrol gibi bir de ertelenmiş kontroller var tabii ayrı bir konu. Bu tür kontrollerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani sizin yaptığınız bir hata belki cari işlemde görülmedi ama sonradan kontrolde veya ikinci muayenede bu hatayı tespit etme durumları var. Eğer siz yaptığınız hatayı kendiniz ithalat işleminden sonra tespit ederseniz kendiniz gidip başvurup bu düzeltmeyi yapmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda da pişmanlık hükmünden yararlanıp ödeyeceğiniz ceza miktarı çok cüzi oranlara düşecektir. Bir diğer husus gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi var. Burada da şunu değinmek için bunu söyledim. Eğer ki bir burada her sene bunlar yayınlanıyor. Tarihinde de bir ilk yayınlandı. İlk defa bu sene Haziran ayında yıl ortasında tekrar bir artış yaptılar enflasyondan kaynaklı olarak. Burada belirtilen rakamların altında bir gümrük müşavirliği firması sizlere bir fatura kesemez yaptığı işlemlerle ilgili. Keserse hem siz hem de gümrük müşavirliği firması bundan dolayı cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız varsa kısa kısa cevaplamaya çalışabilirim. Vaktimiz varsa Gökse Hanım. Soru olarak son gelen sorulara bakıyorum şu an. Biraz hızlı dediğiniz gibi anlatmaya çalıştık ama elimizden geldiğince dolu dolu bir eğitim yapmaya çalıştık. Umarım sizlere güzel aktarabilmişizdir. Gürbüz Hocam sizlerin de söylemek istedikleri varsa lütfen buyurun. Şimdi tabii biraz vakit kısıtlı kaldı. Çok hızlı geçmek zorunda kaldık. Soruların hepsine de yetişemeyebildik. Ama bizlere iletişim kurarak sorularınızı mail ortamından da elektronik ortamdan da yollayabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışırız. Her zaman destek olmaya çalışırız. Sunumları paylaşacak mısınız demişsiniz. Paylaşacağız. Problem yok onunla alakalı. Paylaşacağız evet. Yarın sertifika maillerinizi aldığınızda sunum da size iletilmiş olacak arkadaşlar. Ben soru göremiyorum. Zaten Gürbüz Bey sağ olsun cevaplamış. Yetişebildiğimi cevaplamaya çalıştım ama atladığımız varsa arkadaşlara dediğimiz gibi destek olmaya çalışırız yine. Evet, çok teşekkür ederiz Sedat Bey, Gürbüz Bey. Ağzınıza sağlık. İnşallah daha uzun bir eğitimde yaptığımız gündüz eğitimlerimizde görüşürüz. Akşam eğitimlerimiz 2 saatle sınırlı. Evet, millet de tabii yarın işe gidecek haklılar. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Evet.
herkes için yararlı bir eğitim olmuştur umarım. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.